İyi akşamlar değerciler. Teke tekte yine bilim konuşacağız. Diyeceksiniz ki seçim niye konuşmuyorsunuz, siyaset niye konuşmuyorsunuz? Konuşmuyoruz. Zaten 3 hafta daha 3 hafta bilimden uzak düştük. Mecburi siyaset konuştuk. Hiç sevmediğimi biliyorsunuz siyaset konuşmayı. En azından haftada bir gece siyaset dışı bir konuya eğilmek istiyorum. O yüzden konuşmayacağım ama programımız muhtemelen siyasetle bölünecektir. Çünkü yerel seçimlerle ilgili bir takım açıklamalar bekleniyor. Gerek Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan gerekse partilerden, özellikle Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor. İstanbul'daki yeniden sayımlarla ilgili olarak seçim geçeli bir hafta oldu. Bugün haftayı devriyesini idrak ediyoruz ama henüz daha kimin kazandığını bilemiyoruz. Halen bildiğimiz kadarıyla, bize gelen bilgiler kadarıyla Ekrem İmamoğlu önde, ancak bundan sonra ne olur ne biter bilmiyoruz. İnşallah memleket için iyi şeyler olur diyerek biz konumuza geçelim. Bu akşam neden bahsedeceğiz? Hemen yüzüm gülmeye başlıyor siyaset dışına çıkınca. Bu akşam bahsedeceğimiz konu aslında dünyanın geleceğiyle ilgili konu, hepimizin geleceğiyle ilgili bir konu. Bu akşam robotlardan söz edeceğiz. Biliyorsunuz robot bilimi giderek farklılaşıyor. Önce sanayi tipi robotlarla tanıştı dünya. Sonra Japonya'dan böyle insansı bir robot gördük. Robot için genelde bizim aklımıza insansı robotlar geliyor. Ama galiba kullanım alanı şimdilik en dar olanlar. Onlar ileride en çok genişleyecek olanlar. Onlar mı? Onu da ben bilmiyorum. Bütün bunları konuşacağız. Bir robot nedir? Bir robot nasıl yapılır? Robotun programı nedir? Mekaniği nedir? Bütün bunlarla ilgili nasıl bir disiplinler arası çalışma yürütmek gerekir. Konuşacağız bunları ve iki bilim insanı, bir de yarım bilim insanı, yarım sanayici diyeyim ya da üretici diyeyim konuğum var. Profesör Doktor Berrin Yanıkoğlu Yeşilyurt. Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği öğretim üyesi. Benim de Galatasaray Lisesi'nden küçük kardeşim, zaten gördüğünüz zaman küçük olduğunu anlayacaksınız benden. Onlar profesör olmuşlar, biz bir halta olamadık hala, burada oturuyoruz. Doçent Doktor Kemal Tener Batur, Sabancı Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Öğretim Üyesi ve Doktor Özgür Akın, Akınsoft Akın Robotics Yönetim Kurulu Başkanı. Buraya onun getirdiği robotlarla da az sonra tanışacaksınız. Ben tanıştım. Onlar da beni tanıdılar, sağ olsunlar. Meşhur olmak böyle bir şey. Robotlara da biraz sohbet edeceğiz. Biraz aptalca bir sohbet olacak ama kusura bakmayın, robotlardan kaynaklanmayacak, o benden kaynaklanacak muhtemelen. Hocam hoş geldiniz. Size başlayacağım. Olur mu? Tabii. İzin var mı? Tabii ki. Tabii ki. Nedir robot dediğimiz şey, nedir? Neye robot diyoruz biz? Robot dediğimiz şey, eskiden belki daha çok sadece donanıma diyorduk. Ama artık yazılım robotları da var. Dolayısıyla artık sırf bot diye kullanabiliyoruz. Robot dediğimiz şey yapay zeka içeren, ki bunun da tanımı zor biliyorsunuz. Ve zor dediğimiz, şu an zor dediğimiz işleri yapabilen yazılımlar veya sistemler. Yani illa böyle eli kolu bacağı olması, o hareket etmesi, dönmesi, zıplaması, oturması, kalkması gerekmiyor. Gerekmiyor yani, ama bir bilgisayar içinde de bir robot olabilir mi yani? Evet, tabii ki. Yani filmlerde daha çok gördüğünüz bir sistem sizinle konuşuyor. Hatta ona aşık olunan filmler var vesaire. Her vardı, şahaneydi. Evet. Sistem olabilir. O da bir bottur. Bir vücudu olan donanımlar da var tabii. Peki bir robot imalatı kimin işidir? Robot imalatı aslında az önce şöyle bir değindik. Çok yönü olan, yapay zekanın neredeyse her alanına dokunması gereken bir iştir. Bu yüzden de çok zordur. Yapay zekanın üç yönü var en azından diyelim. Bir tanesi robotun içinde bilgi gösterimi ve akıl yürütmesi. Buna çekirdeği diyelim hadi. Hı hı. Ama çekirdeğin yanında bir de şey var, algı modülleri olması gerekiyor. Yani görmesi gerekiyor, duyması gerekiyor, doğal dili anlaması gerekiyor. Bunu da bir algı modülü gibi düşünelim. Diğeri de onun çevreye yapacağı etkiler. Yani yürüyecek, size bakacak, size konuşacak,
vesaire. Tanıyacak. Evet. Bunların hepsini birleştirmesi gerekiyor. Böyle sistemlere kalkanlar veya hani biraz sınırlayabilirsiniz tabii ama sınırlamayacaksak insansı robot en büyük hedef bunların hepsinin yapılması. Sözlerinden şunu anlıyorum. Buradaki en önemli mesele yapay zeka meselesi. Hı hı. Yapay zeka yoksa robot yok. Evet. Evet. Yani benim robotum illa iki ayaklı olmak zorunda değil. Şimdi hocalarımız bunları çok daha iyi anlatacaklar. Ben robotik bölümünü hemen hemen hiç bilmiyorum. Ama iki ayaklı olmak zorunda değil. Çünkü böyle de hala çok işe yarayabilir. Bir yaşlının yanında bir robotu düşünün. Kalkmıyor, belki hiç kımıldamıyor ama gerçekten çok akıllıca konuşuyor. Onun yalnızlığını gideriyor, ilaçlarını hatırlatıyor vesaire. Bu sizin için şu anda zeka ifade ediyorsa zekidir. İşe yarıyorsa işe yarardır. Ve eminim böyleleri de çok olacak. Yani herkes yürümeyecek, herkes... Her robot hareket etmeyecek. Hareket etmeyecek, hayır. Yani ama bunun hepsinin, içinde olacak ama konuşacak mesela. Evet, hepsinin kabaca yani şu 2019'dan sonra artık ben keyboardla ulaşmak istemem robota. Artık hepsinin konuşma anlaması, peki doğal dil anlaması şöyle gerekiyor. Bir örnek dediniz ki bir hasta var evde, bu hasta ilaçlandırıyor. Şimdi aslında bu robot olmaya gerek yok. Ben bile bunu yapabilirim. Buraya bir program yazarım, işte ilaçları saate girerim. O saatler geldiğinde tık 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 söyler. Robot olması için bunun ilacı alıp almadığını bilmesi, gerekirse tekrarlaması, alıp almadığını algılaması falan da gerekmiyor mu? Bunlar da gerekiyor, evet. Bunlar da gerekiyor. Bunu belki işte görme algısıyla yapacak. Belki arada soracak ama robotikin gittiği başka bir alanda yalnızlığı arkadaşlık. Yani toplumlarda artık yalnız yaşayan yaşlı sayısı çok artıyor. Onunla sohbet edecek, ilacını hatırlatacak. 900 saatler var onlara. Çalar saatten öte bir şey yani. Bir de her şeyi zaten yani konuşacağız ama her şeyi programlayamıyorsunuz. Bir şey değişiyor. Ben mesela gördüysem onu bir daha sormaması lazım. Robot benim ilaç aldığımı veya yaşlının ilaç aldığını gördüyse, akıllıysa sormasın bir daha. Al ilacını diye. Çünkü görüyor. Zaten bunu çıkarımda bulunması gerekiyor. Yani bunda, yeni nesil robotlar bunları öğrenecekler diyorsunuz. Yani öğrenen robotlar olacak. Bunları öğrenenler olacak. Bu çıkarım bölümü, akıl yürütme bölümü, sağduyu bölümü, buralar... Yani algıda çok yol aldık diyorum. Artık algıdan kasıt ne bir robot için? Algıdan kasıt şu konuşmayı tanıma, gördüğünü anlama. En büyük bu derin öğrenmeyi duymuşsunuzdur. Derin öğrenmeyi duyduk. En büyük ilerleme bir görüntüyü tanıma alanında oldu. Yani bir robot baktığında hangileri bu, insan, bu kimdir, bu bardaktır, işte bu Fatih Bey'dir. Bu evin şurasıdır. Ben şimdi buraya yürüyorum, buraya gidiyorum veya kayıyorum, fark etmez. Bunları anlaması. Bu çok zor bir şey değil mi? Bu zor ama bazı alanlarda şimdi robotlar veya sistemler insan performansını aştı. Peki Kemalettin Bey, mekatronik ne demek? Mekatronik 4 mühendislik biliminden katkılarla oluşmuş oldukça yeni bir mühendislik alanıdır. Hangi o 4 mühendislik? Adında zaten meka ve tronikte makine mühendisliği ve elektronik mühendisliği anlaşılabiliyor. Bunların yanında bilgisayar mühendisliği ve kontrol mühendisliği de vardır. Bunlar da aslında tipik ürünü olan, mekatroniğin tipik ürünü olan bir robotu meydana getirecek disiplinlerdir. Az önceki sorunuza biraz değinecek olursak robotu kimler yapar? Robotu bir mekatronik mühendisi ekibi yapabilir veyahut da diğer 4 disiplinden de uzmanların katkılarıyla bir robot yapabilir. Yani 4 ayrı mühendislik dalı bir araya gelmeden bir robot yapmak mümkün değil. 4'ünün de unsurları bu işin içinde vardır. Olmazsa olmaz şekilde vardır. Bu 4 disiplini biraz daha genişletmek de mümkündür. Aslında ekonomi de işin içindedir. Robotu yapıyorsunuz, malzemeler işin içindedir. Endüstri mühendisi planlama işin içinde olabilir. Ama bu 4'ü, bu robot dediğimiz 3 boyutta dokunabildiğimiz, çalışan, eden makineyi yapmakta yeterli. Peki sizin robot tanımınız ne? Robot tanımını yapmak üzere birçok uluslararası robotik veya mühendislik teşkilatı
bu işi eline almış ve yapmış. Sonunda endüstriyel robotlar ve diğerleri diye bir sınıflandırma öncelikle yapmışlar. Endüstriyel robot artık bir otomobil gibi, buzdolabı gibi, herkesin, çok kişinin değil ama en azından endüstriyel kuruluşların aldığı bir ürün haline gelmiş. Aslında basit pneumatik cihaz gibi bir şey değil mi? Aynı hareketleri tekrarlayan sürekli olarak. Programlanabilir olması önemli. Evet, bir robota robot demek için programlanabilir bir cihaz olması gerekiyor. Ve de mekanik yapısında en azından eklemlerinde en az 3 programlanabilir ekseni olmalı. Eklemi olmalı. Eklemi. Eksen tabir ediyoruz biz bazen. Daha başında 6 eksenleri. Altı eksenler en yaygın olan endüstriyel robottur. Bu 3 programlı bir eksen tamamen %100 kabul edilmiş değildir ama oldukça kabul görmüş bir tanımdır. Bir robot, endüstriyel robot pneumatik de olabilir. En çok elektrik motorlarıyla tahrik edilir. Çünkü elektrik motorları temizdir ve de hassas kontrolleri yapılabilir. Hidrolikle de tahrik edilebilirler. Çok güçlüdür. Büyük kuvvetlere çıkabilirsiniz. Ama bazı sorunları vardır. Biraz kirlidir. Yağlar sızabilecektir. Kontrolü biraz daha zordur elektrik motorlarına göre. Bunlar endüstriyel motor. Oturmuş bir alan. Çeşitli markalar var. Modeller var. İşte broşürlerine, kataloglarına bakarsınız. İnternetten seçersiniz ve alabilirsiniz. Ve size ne yapacağını bilirsiniz. Ne yapacağını bilirsiniz. Belli kapasiteleri vardır. Onların da fonksiyonlarına göre ayrılırlar. Bir boya robotu farklıdır, bir kaynak robotu farklıdır ve bunların da kontrol özellikleri yıl be yıl artmaktadır. Bunlarda da yapay zeka kullanılan kısımları vardır kendi kontrol döngülerinin içinde. Sonra diğerlerine gelelim. Endüstriyel robotlar zaten bir alan, bir ürün. Diğerleri çoğunlukla hala araştırma safhalarındadır. Ne bir araştırma safhasındaki robot olabilir? Yeni yeni ürüne de döndüğünü gördüğümüz insansı robotlar. Tipik olarak araştırma safhasında diyebiliriz. Birçok firmaların insansı ve hayvansı robotlar da var. Hayvansılara da geleceğim hemen. İnsansı robotlar bir örneği. Sonra hayvansılar direkt olarak arkasından geliyor. Bacaklı robotlar olarak. Dört bacaklı robotlar. Benim de üzerinde çalıştığım. Birazdan belki bir resmini gösterebileceğim. Hemen göstereyim diye biraz da gösteriyorum. Listemi tamamladıktan sonra gelebilirim. Tamam. Siz nasıl ben sizin disiplinizi tabii bozmayayım. Hoca disiplini ayrı bir şey. Sağ olun. Tekerlekli robotlar, tank paletlerine benzer paletlerle giden robotlar, deniz altı makineleri ve uçan robotlar. İnsansız hava aracına robot tabir edebilirsiniz. Evet. Gerçi birçok şeye robot tabir etmek bir moda haline gelmiş durumdadır. Mutfak robotu da o da bir robot. Bilgisayarla kontrol ettiğiniz herhangi makinaya bir makinaya robot demek alışılagelmiş durumda. Tam tanımlarına uymasa da. Tabii ki bu listede bacaklı robotların önemli bir yeri var. Ürün olmakla bu endüstriyel robot dışındakiler ürün olmakla olmamak arasında geçiş döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Bunların risk yaratmayanları, çalışırken bozulmayacakları, daha güvenilir, çevresi için de daha güvenilir olanları artık yavaş yavaş ürün haline gelmeye başlıyor. Zaten Özgür Bey'in de bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Burada oluşumuzun sebeplerin başlıcası Özgür Bey. Arzu ederseniz ben de robot çalışmalarımdan bahsedebilirim. Madem dediniz hemen gösterdim. Vallahi ne kadar hızlı o kadar iyi böyle. Peki. Çünkü programımızın bir bölümüne birileri müdahil olacak falan. Yani müdahil olacak derken kesileceğiz, birileri falan girecek. Arada kaynamasın diye hızlı hızlı gidelim diyorum ben. O zaman uygun gelirseniz benim bir videom var. Olur. Suralp çalışmamızla ilgili. Onu izleyebiliriz. Sizin de olsun. 3 dakikalık bir video. Hadi izleyelim bakalım arkadaşlar. 2009'da bitirdiğimiz. Suralp'i izleyelim bakalım. Başladı. Burada işte 2008-2009 yıllarındaki bir takım kol hareketlerini görüyoruz. Çok uzun değil. 10 sene önce. 10 sene önce. Burası o yazının altında bir lamp. Arkadaşlar yazıyı kaldırır mısınız ekranları rica etsem? Suralp'in yaptığı en önemli şeyden bahsediyoruz. Bu videodaki eğim %10. Nerede olduğunu bilmediği eğimlere çıkabiliyor. Birdenbire eğim başlıyor.
hafif bir tökezlemeden sonra topluyor. Bunu burası da zaten komanda yapıyorsunuz, kendi gidiyor. Bu kendi şu anda gidiyor. Git komutunu almış durumda gidiyor. Yürü dedi. Rampaya tırmandı, şimdi düzde geçişi yapabiliyor. Eğimi değişkenlik gösteren yüzeyler üzerinden geçiş yapabiliyor. Düşüyor mu? Düştüğü zaman zaten şu ensesinde gördüğünüz bir kayış var. Yukarıda vince zincirle bağlı. Biz onu bol bırakıyoruz. Kendi kalkamıyor. Düşsün. Yani deneyde düştüğünü de görelim diye. Kalkabiliyor mu düştüğü yerde? Düştüğü yerden şu şekilde kendini itip bazen kalkabiliyor. Ama onu programlamadık. Burada bir hareketlerinin demonstrasyonu yapmak için bir dans hareketi yapmakta. Peki göğüs kafesi ne kadar geniş? Onun içinde ne var orada? Orada motor sürücüleri var. 29 eksen, 2 eksen de çift motorla sürüldüğü için orada 31 motorun motor sürücüleri yer almakta. Yani ana motor kartları var orada. Kontrol kartları var. Böyle şu A5 evet, büyüklüğünde evet, biraz daha küçük. Kontrol kartları dizilmiş durumda. Bu Türkiye'de yapıldı mı? Türkiye'de yapıldı. Bu çalışma 2002'de başladı. Ben Japonya'da Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi olduğumda 2 yıl kadar Japonya'da çalıştım. İnsansız robot ağırlıklı. Bir animasyon ve dinamik simülasyon programı yaptım. Buna çok önem veriyoruz. Robotu yapmadan özelliklerini, yürüyüp yürümeyeceğini, nasıl motorlar seçmemiz gerektiğini, kontrol algoritmalarını geliştirebiliyorsunuz. Burada da yine 10 yıl önce bir, 2010'da bu 9 yıl önce bir öğrencimle insanla etkileşim çalışması yapıyor. Ona bir içecek veriyor. İçeceğin kutusunu alıp birazdan yanındaki çöp kutusunu atacak. Bir bardak tutabiliyor mu kırmadan elinde? Tutabilir. Bunda kuvvet kontrolü teknikleri uygulanabilir ama Sur Alp'in elinde yumuşak bir katman var ve her türlü önceden programladığınız şeyi tutabilir. Burada da çevreci bir robot olup kutuyu çöpe atıyor ve videomuz birazdan bitecek. Sur Alp'in en önemli özelliği eğimi değişken yüzeylere tırmanabilmesi. %15 eğim dünyadaki biz yaptığımız sırada literatürdeki en iyi eğimdi. Nerede olduğunu bilmiyor ama ayak bileklerindeki kuvvet ve tork sensörleriyle ve göğsündeki atalet sensörüyle bir tökezleme durumu olduğunu hissedip yürüyüşünü buna uydurup geçebiliyor. Bu akademik olarak da önemli bir başarısıydı Sur Alp'in. Ve siz bunu 10 sene önce yaptınız. Evet. Peki Sur Alp 10 senede gelişti mi yoksa siz ama bir yaptık burada kalsın mı dediniz? Sur Alp'i 2002'den 2009'a kadar çok yoğun geliştirdikten sonra hala üzerine çalışmalara devam ettik. Bir takım master tezleri yapıldı. Görüntü işlemeyle bir masaya doğru yürümesi, oradan bir objeyi alması türünden veyahut da insanla etkileşimi için. Ama 2010'dan sonra benim dikkatim başka bir konuya döndü. Sur Alp'le çalışan ekiplerimiz, öğrencilerim oldu. Master, doktora tezleri çıktı üzerinde. Ama dört bacaklı robot benim dikkatimi çevirdiğim özel bir noktaydı. Bir diğeri de endüstriyel projelerdi. Ben kariyerimi TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde endüstriyel robot grubunda başlamıştım. 25 yaşındayken bir araştırma geliştirme şirketi de kurmuştum. Bir teknopark şirketi. 2012'de bir ikincisi. Oldu, battı mı? Batmadı. Sabancı Üniversitesi'ne girişimde yoğun olarak derslerimi hazırlamam ve hocalığa adapte olmam gerektiğini düşündüm. O şirketimi devretmiştim. 2012'de bu derslerimi hazırladıktan ve sürat yaptıktan sonra yeni bir araştırma geliştirme şirketi kurdum. Ve hareket kontrolü hem de bazı yerlerinde zeki hareket kontrolünü kullandım, kuvvet kontrolünü kullandım. Bir takım sanayi makineleri yaptım bu ARGE şirketinde çok yoğun olarak. Tork kalibrasyon makineleri standart enstitüleri için. Kumaş sarım teknolojisinde dünyanın belki geldiği en iyi yerlerden birinde olan bir sarım makinesi, çeşitli tekstil makineleri, rüzgar türbünü, kanat kontrolörleri benim için çok yoğun bir çalışmaydı. Üniversitede de endüstriyel kontrol dersini verdiğim için uyguladığım alanı bu derste anlatmak da çok ilginçti. Ama asıl çalıştığım araştırma projesi bunlar değildi. Dört bacaklı bir robottu. Boston Dynamics firması çok ünlüdür. Boston Dynamics bu konuda galiba en ileride olan. En ileridedir kesinlikle. Bir hoca firmasıdır. Profesör Mark Rybert Carnegie Mellon Üniversitesi'nde ve daha sonra MIT'de bacaklı robot laboratuvarlarını kurmuştur. 1992'de bir araştırma geliştirme firması olarak Boston Dynamics'i kurdu. Ve 2000'li yılların başında Big Dog, büyük
bir şekilde duyuldu. Hidrolik bir robot olması çok önemliydi köpek robotun. Devamı da geldi. Başka robotlar da yapıldı. Birçoğu hidrolik, kimisi elektrik motorlu. Biz de bu hidrolik konusunda çalışmakla bunu öğrenmek, bu konuda ilerlemek istedik. Pis dediniz hidroliğe, yağlı bağladınız ama bulaştınız sonra. Ama çok önemli özellikleri var. Özellikle dinamik harekette. Dinamik dediğimiz hareket aslında hızlı hareket demek. Elektrik motorlarıyla ve redüktörlerle, dişlilerle belli kuvvetleri sağlayabiliyorsunuz. Ama hidroliğin çıktığı hıza çıkamıyor. Ve arazide ilerleyip atlayan, zıplayan, engelleri aşan, koşabilen bir robotta hidrolik büyük avantajlar veriyor. İnsan da daha çok hidroliğe yakın değil mi? Evet. Bu konuda çalışan öyle geriye itilebilme özelliği de var hidroliğinde. İnsanla böyle benzeşim var. Redüktörleri kullandığınız zaman yüksek tork için yüksek redüksiyon oranları kullandığınızda bacağı geri kolay kolay itemezsiniz. İnsan öyle değil ama kuvvetli olabilir. Hidrolik de böyle bir şey. Bunu dört bacaklı robotlarda kullanan da, iki bacaklı insansız robotlarda da kullanan da çok az kurum var. İtalyan Teknoloji Enstitüsü Big Dog örneğini izleyerek hidrolik dört bacaklı robotlar yaptı. Biz de dünyadaki Sabancı Üniversitesi olarak dünyadaki bu konuda üçüncü kurum olduk. Benim bilgim dahilinde hidrolik dört bacaklı robot olarak. Yani Boston Dynamics, İtalya ve siz. Bildiğimiz dahilinde böyle. Varsa da belki küçük bir hata yaptığımı düşünüyorum. Şimdi bizde çıkabilir herhalde. Evet. Belki 3 numaralı slaytımıza bakabiliriz bu konuda. Kemal Temel'in 3 numaralı slaytı. Pusat köpek var. Geliyor. Evet. Bu slayt özellikli kinematik yapıya sahip bir robotu gösteriyor. Kinematik yapı demek eklem sayısı ve eklemlerin yerleştirdiği yerler demek. Bu robot adını Surkan koyduk. Suralp'a benzer bir şekilde. Sabancı Üniversitesi Kangal robotu anlamında. Böyle Türkçe isimler seçmeye çalışıyoruz. Yerli ve milli gidiyorsun şu anda. Suralp güzel yerli milli bir açılımı da var. Sabancı Üniversitesi robot araştırmaları laboratuvar platformu. Böyle deney platformlarının laboratuvar platformu dünyada da tabir ediliyor. Surkan'da böyle bir açılımı yakalayamadık. Ama kulağa fena gelmiyor diye düşünüp Kangal robotunun da hakkını, Kangal'ın hakkı da hakkını vererek aslında Kangal'dan çok daha hocam büyük. Şahanesiniz ya. Çok da güzel. Kangal'dan büyük bel eklemleri var. Bizim yunuslama ve yuvarlanma tabir ettiğimiz eklemler vardır robotikte. Bu yunuslamadır. Şu da yuvarlanmadır. Uçaklar için de geçerlidir. Surkan'ın ortasında iki tane bel eklemi var. Bu bel eklemlerinden dünyada bu bahsettiğim robotlarda da yok. Bu bel eklemleri daha hızlı koşabilmesine, atladığı zaman yere inişte şoku daha iyi emebilmesine. Peki hayvanlarda mesela kuyruk vardır, dengeyi sağlayabilirsen, evet. Koşarken dönme kabiliyetiysen. Siz kuyruk koyuyor musunuz? Kuyruk koymadık, koymayacağız diye bir şey yok. Bir boynu ve başı da yok. Asıl onu koymayacağız diye başı bir şey yok. Başı olması iyi bir şey, ısırmaz. Bizim programladığımız şeyleri sonuçta yapacağız. Isırmaz ama tehlikeli olabilir çünkü çok kuvvetli olduğunu unutmayalım. Evet. Yanına kolay yaklaşılabilir şeyler değillerdir. Bu bel eklemleri bizim için çok önemli ve özgün tarafımız. Ama diğerlerinde bel eklemi yok. Diğerlerinde bel eklemi yok. Bel eklemi olan robotlar var ama hidrolik ve dört bacaklı olup da bel eklemi olan yok. Evet. Bunlar Big Dog, bizimki de Kangal'dan esinlenmiş bir isim. Köpek çağrıştırıyor. Ama katır uygulaması diye, mule application diye de anılıyor. Bizimki de katır büyüklüğünden çok uzak değil. İri bir çoban köpeğinde katırın ufağı. Kangal'ın çok irileri de olabilir. Sıpa gibi biraz. Sıpa'ya batlarında. Belki. Onun boynu ve başı olsa, eklenebilse ki rahatlıkla eklenebilir. Bunu da bir endüstriyel robot koluymuşçasına bir takım şeyleri alıp tutmakta kullanabilir. Boston Dynamics'in böyle robotları da var. Kuyruk da olabilir denge için. Ama şu an için bel eklemlerini sindirmeye çalışıyoruz. Bu Boston Dynamics'in robotları çok meşhur olduğu için herkes hepimiz de bunları izliyoruz böyle sağda solda videolarını. Ona biraz akıllı. Yani mesela geliyor merdiven görünce tık 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 çıkıyor. Kapıya gelince duruyor bekliyor kapının açılmasını veyahut da bazıları kapıyı açabiliyor. Evet. Sizinki de bunlar var mı? Bunları yapabiliyor musunuz? Yoksa kolay mı onları eklemek? Yani? Öncelikle bir şey söylemeliyim ki ben bu çalışmanın ortasındayız. Robotumuzu prototipimizi hatta bu ikinci prototipimiz bir de sabit eklemlisi vardı. Sanırım 4 numaralı slaytta da bir önceki sabit eklemliğimiz var. Biz bunların yürüyüş algoritmaları üzerinde hala çalışıyoruz. Suralp'in yokuşlara da çıkan videolarını gösterebiliyorum. Ama Surkan'da
böyle geniş bir araştırma sonucunu gösteremiyorum. İlk adımlarını attırabilmiş ve hidroliği kontrol altına alabilmiş durumda. Bizim için önemli bir şey. Yürüyor. Basit birkaç adım atabiliyor ama çok da daha iyiye gideceğinin sinyallerini verebiliyor. Sensörlerimiz, az önce Surat'ta da bahsettiğim eğim sensörleri, kuvvet sensörleri ve özellikle de bu hidrolik eğleyiciler, silindirler çok iyi kontrol edebiliyor. İnşallah yaza doğru belki daha iyi sonuçlar elde edebileceğiz. Ama dediğiniz daha akıllı fonksiyonları geliştirme çabamız şu anda başlamadı. Önce bir robot rutin yürüyüşünü Bir emeklesin, sonra yürüsün, sonra biz bunu mektebe yollarız diyorsunuz. Öte yandan birçok deneyde belki Boston Dynamics'in de deneylerinde, bizim de suratlı birçok deneyimizde kontrollü ortamlarda deney yapıldığını düşünüyorum. Hani diyoruz ya bir araştırma sonucundan bir ürüne geçiş döneminde birçok robot, bacaklı robotlar diye. Bu geçişi yaparken firmalar veya üniversiteler en iyi elde ettiğimiz sonuçlarımızı göstermemiz normal. Bunlarda da o kapıyı açarken belki de kapının yeri robot önceden çok iyi tanıtılmış olabilir. Hayır, bilmiyorum. Biz de görsel kontrol kullandığımız bir cismi alırken kameralar eşliğinde gidip o tuttuğumuz çalışmalarımız da var. Ama az önce çöpe attığı kutunun yerini biliyordu. Bunların ne kadarının kontrollü ortam olduğunu ancak tasarımcıları bilebilir. Hocam bir ara verseniz, niye diyorum, reklam için durmam lazım. Reklamdan sonra devam ederiz. Bu arada şurada da bir robot var, bizi deminden beri sırıtıyor, asam bozuyor. Hep güler mi bunlar? Hep mutlu. Reklamdan sonra bizim yerli robotlarımızdan biriyle tanışacaksınız değerli izleyiciler. Kısa bir ara. Özgür Bey, bir işin bilim tarafı, gerçi orada hem bilim hem üretim var ama bilim tarafından biraz da endüstri tarafına dönüyoruz. Ve siz Türkiye'nin herhalde ilk robot üreticilerin, seri robot üreticilerinden birisiniz. Evet. Neydi şirketin adı? Akın Robotics. Akın Robotics. Nereden geldi o Akın Robotics? Daha önce ne iş yapıyordun mesela? İnsan birdenbire sabah kalkıp ben robot üreteyim demez herhalde. Evet. Şimdi robotin tarihine bakacak olursak, robotin tarihi çok eski. Ki biz eğitim dönemlerimizde de bunu araştırıyorduk. Yani robotik insanoğluna, insanlığa bugün doğmuş değil. Hatta milattan önce 300'lere kadar Yunanlıların, Mısırlıların robotik örneklerini görüyoruz. 12. yüzyılda El Cezire'nin robotik sistemlerini görürüz. Ama bugün 1950'lerden sonra özellikle yarı iletken teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akıllı robotlar, elektronik sistemle ve yazılım sistemiyle donanımlı robotlar boy göstermeye başladı. Hızla gelişmeye başladı. Tabii burada hafıza problemleri var, mobil olması için batarya sorunları var ve mikro işlemcilerin hızından dolayı, yapay zeka işleme yetersizliğinden dolayı bu süreç 2010'lardan, 2015'lerden sonra daha çok parlamaya ve boy göstermeye başladı dünyada. Biz 95'te kurulmuş bir kurumuz. Kurulduğumuz günde zaten vizyonlarımız arasında robotik şirket olma vardı. Ancak bu sürece kadar hem donanımsal gelişimleri beklemek hem de yazılım altyapımızı sağlamak için belli süreçlerden geçtik. 2009 yılında ilk prototipimiz olan Akıncı serisini çıkardık. Akıncı serisi... Herkese pek bir milliyetçi o Akıncı. Evet. Hem soy isminden kaynaklı hem de dediğiniz gibi biraz milliyetçi kökenli bir isim. Ama sonuçta tarihimiz bu. Bizim Milli Servet Partisi Gençlik Kolları bir yandan da. Bizim dört bacaklı robotumuz ismi de Arat mesela. Hatta o da Türk kültürüne uygun bir şekilde hazırlanan. Bu mu dört bacaklı? Evet, bu birinci prototipimiz Arat olarak. Bir de ikinci prototipimiz var. Onu da birazdan yayınlarız. Onu da daha da geliştirdik ve yürümeye başladık. Akıncı serisi pipet bir robot, yürüyebilen. 1, 2, 3, 4 versiyonlarını çıkardık biz Akıncı serisinde. Yalnız Akıncı serisinden, evet, bu görmüş olduğunuz Arat dediğimiz robotumuz. Araziye uyumlu bir robot. Denge sağlayabiliyor. Hala çalışmalarına devam ettiğimiz bir robot.
yürümesini göreceğiz ya da farklı hareketler yapabiliyor. Bu uzaktan kumandalı mı, kendi zekasıyla mı? Uzaktan kumandayla kullanabiliyorsunuz ama bu daha çok otonom sistemler üzerine kurulmuş. Üzerinde herhangi bir GPS sistemi oluşturabiliyorsunuz ama bunu kapalı alan için değil, daha çok biz diferansiyel GPS'te bir arazide, alanda kullanabiliyoruz. Kapalı alanlar için geliştirmiş olduğu... Yani daha çok askeri amaçlara kullanabilir bu, değil mi? Askeri amaç olur, farklı bir amaç olabilir, arama kurtarma gibi de yer alabilir. Birçok fonksiyon oluşturulabilir. Üzerinde yüzlerce sensör barındırıyor. Bu robotun en önemli özelliklerinden bir tanesi... Bu hidrolik mi yoksa elektromekanik mi? Evet, tam ondan bahsedeceğim. Motor sistemleri tamamen kendimizin geliştirdiği BLDC motor sistemi ve harmonik drive sistemler geliştiriyoruz. Aslına bakarsanız 9-10 sene biz bunların Ar-Ge'sini yaptık. Hı hı. Yerli ve milli dediğimiz olay biraz orada başlıyor. Yani roboti evet yapıyoruz, planlıyoruz, programlıyoruz ama bunun en pahalı kısmı aktüatörler dediğimiz, işte sensörler dediğimiz donanımlardır. Bir aktüatörün fiyatı yaklaşık bugün piyasa fiyatları 2000-3000 dolar civarlarında. Oo, bunda kaç tane var bunda? Bunda şu an 20'nin üzerinde aktüatör var. Oo, yani 50 bin dolar. Biz bunu kendi ürünümüz olarak ürettik ve çok daha uygun fiyatlar. Zaten bugün robotik teknolojilerin ülkemizde gelişmeme sebeplerinden bir tanesi de bu. Eğer biz servolarda, özellikle yerli servo üretemezsek, dışa bağımlı olursak, Türkiye'deki robotik gelişmeler maalesef sekteye uğrayacak. Kaç kilo bu mesela böyle? Şu an net kilogramını çıkartmadık. Bu henüz prototip aşamasında. Ancak üzerinde tamamen bilgisayar sistemi, alt tarafta bakın akü sistemi var. Yaklaşık 8 saate kadar çalışma sağlayabiliyor. Bakalım. Aküsü üzerinde. 8 saat. Birçok detay eklenebiliyor. Ama üzerindeki sensör yapısı, bu robotumuz biraz hayvansı dediğimiz, hani dört bacaklı bir robot. Burada doğadaki biyomimikri dediğimiz bilimle doğadaki işte bir atı ya da bir köpeği modelleyerek böyle bir yürüme sistemi geliştirdik. Akıncı serimizde ise daha çok insan sistemleri ve insanın kas yapısı, anatomisi modellendi. Akıncı serisinde insan söz konusu olduğundan dolayı konuşma sistemleri, algılama sistemleri, yani görüntü algılama sistemleri geliştirdik. Bugün 7 dile kadar çıkan, Türkiye'de çalıştığımız birçok partnerimiz ve çözüm ortağımız var. Ha, tek başına yapıyorsun değil mi bunu? Bazı, çeşitli... Tabii ki birçok. Çünkü robotik sistemler biliyorsunuz bir multidisiplin. Biraz önce hocalarımızın da bahsettiği gibi birçok bilim dalını içeriyor. Bu bilim dalında tek başına bir kişi, bir firmanın ilerlemesi çok zor. Birçok kişiyle, kurumla işbirlikteliği yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla akıncı seviyemizde hem ses sistemleri var, hem görüntü algılama sistemleri. Ses sistemi derken dinleme ve konuşma mı? 7 dili algılayabiliyor ve konuşabiliyorlar. 7 dili? 7 dili algılayabiliyor. Hatta havalimanlarımızda kullanmaya başlayacağız. Çok şimdi o birazdan onu soracağım zaten. Evet. Aynı zamanda görüntü işleme sistemi var ki sizi gördüğü, tanıdığı zaman 3 milyona kadar kişide, %99'un üzerinde bir doğruluk oranında 3 milyona yakın kişiyi tanıyabiliyor. Bu çok önemli. %99 oranında 3 milyon insanı tanıyabiliyor. Kişiyi tanıyabiliyor ki bunu normal bir insanın yapması mümkün değil. Normal bir güvenlik görevlisi ekibinin yapması mümkün değildir. Dolayısıyla müthiş bir başarı. Hatta havalimanlarında bu tür benzer uygulamalar kullanılmaya başlandı ya da AVM'lerde kullanılmaya başlandı. Bunu ama bir insansız robota adapte edebilirsiniz ki insansız robota adapte etmenin bir mantığı aslında kamera sistemi. Ama insansız robot biraz daha gezicidir, gözlemleyicidir. İnsanlar içerisinde yer alabilir ve birçok gözlemi, birçok veriyi hızlı bir şekilde toplayabilir. Onların ötesinde, yani bu yapay zeka sistemlerinin ötesinde insansız robotlardaki önemli özelliklerinden bir tanesi de öğrenme sistemi dediğimiz derin öğrenme yapısı. Bugün derin öğrenme çok kez konuşuluyor Türkiye'de. Deep learning sürekli konuşulan ama ben ne olduğunu bir türlü anlayamadığım bir şey. Ben çok kısa bahsetmeye çalışayım. Derin öğrenme sisteminde örneğin bir nesneden bahsedilir genelde anlaşılsın diye. Bir nesne çeşitli özellikleriyle tanımlanarak ona benzer nesneler gösterildiği zaman, örneğin bir araba tanımlanır ya da bir bardak tanımlanır ve ona benzer bardaklar görüldüğü zaman, bir şekle baktığı zaman içerideki bardakları bulması konusunda geliştirilen bir takım görüntü algoritmaları vardır. Bu bir tür görüntüyle öğretmedir. Ama bunun dışında da sesle öğretme de bir anlamda derin öğrenmedir. Örnek veriyorum, bir robotumuz sizinle konuşuyor ve size merhaba diyor, işte nasılsınız, İstanbul'da bugün hava nasıl diye soruyor. Siz İstanbul'da bugün hava bulup diyorsanız bakın gündemdir ve taze bilgidir. Hava durumunun geçici bir bilgi olduğunu bilmesi ve o anki hava durumunu o şekilde kaydetmesi ve bir sonraki kişinin hava durumu İstanbul'da nasıl dediği zaman işte hava durumu bulutlu şeklinde söyleyebilmesi bir anlamda bir öğrenme sistemidir. Bugün bizim üzerinde ama bunun uzun süre geçerli olmadığında bilmesi de aynı zamanda ertesi gün yeni öğrenmesi gereken bir bilgi olduğunu tabii bilecek. Ki, tabii ki. Ama sabit olan kütüphane bilgisi sistemi de var. Yani bugün internet artık çok aktif kullanabiliyorlar. Arama motorlarının görüntü işleme sistemlerini kullanabiliyorlar. Yani bir elmaya baktığı zaman sizin elmayı önceden tanıtmanız şart değil.
arama motorlarından elmayı araştırıp onun elma olduğunu, renklerini, şekillerini ya da elma ile ilgili birçok bilgi sizin yaptığınız yapıyor. Robotlar bunları yapabiliyor mu şu an? Bunları şu an üzerinde çalıştığımız bir konu. Özellikle biz tüm robotlarımızı belli bir merkezi sistemde derin öğrenmeye tabi tutuyoruz. Onu da soracaktım. Üzerinde çalıştığımız konu aslında o. Biz görüntü işleme, ses işleme ve yapay sinir ağlarını geçtik. Merak edin, siz bir sürü robot yapacaksınız. Şimdi evet. Şu anda burada iki tane arkadaşımız var. Sağ olsunlar, geldiler, hoş geldiler. Evet. Bunlardan ileride binlerce olacak. Diyelim mesela havaalanına koydunuz şimdi bunlardan birkaç tanesini. Belki yarın orada 100 tane olacak. Belki İstanbul'un, Türkiye'nin başka yerlerinde de olacak. Bunların bir ortak öğrenme şeyi gelişiyor mu? Şimdi mesela bu adam beni tanıdı. Evet. Siz buna beni tanıtmışsınız. Ben kendine hoş geldin Fatih dedi bana. Çok şaşırdım ben yani tipimden beni tanımış olmasından. Biz fotoğrafınızdan tanıtabiliriz. Fotoğraftan tanıtmışsınız. Tabii ki. Şimdi mesela bu beni tanıdı. Bunlardan diyelim ki 500 tane daha var çeşitli yerleri. Bunlar kendilerine konuşup da mesela ben yarın havaalanında karşılaştığımı siz gördünüz, onu tanıyamayacak. Fatih hoş geldin diyorlar mı? Diyemeyecek tabii ki. Şu an o altyapımız mevcut. Ha, şu an. Biz hepsini birbirine bağlayabiliyoruz. Ancak bu tabii bazı haklar, bazı kanunlar, yasalar da girmeye başlıyor böyle bir olay girdiğiniz zaman. Özel haklar girmeye başlıyor. Birçok detay var bu işte. Şu an biz bunu çok açık ve net bir şekilde yapmıyoruz. Tabii ki diyoruz ki emniyetle bir anlaşma yapılırsa böyle bir sistemi biz entegre ederiz. Bunun teknolojisi hazır. Ama biz henüz böyle bir mantığı açmadık. Peki bu 3 milyon... gelmez mi buraya? Gelsene. Şşt, şşt. Ada. Ada. Ada geliyor. Kullanım sizde. Ada geldi, ben korkuyorum adadan. Bak gelince. Ada hoş geldin. Ada beni tanıdın mı? Üstüme çıkacak. Selam. Tanıdın mı beni? Fatih Bey, programınızda ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Vay, çok da kibar. Nasıl tanıdın benim? Şarjım full, keyfim yerinde. Ben sana başka bir soru geldim. Ada bir şey soracağım. Efendim. Robotlar insanların yerini alacak mı? Yerimizde asla gözümüz yok. Var anlaşılan yerim. İma varsın. Yerimizde göz. Ada seçim. Sizi dinliyorum. Yerel seçimleri takip ettin mi? İnternet ortamında evet takip edebiliyorum. Ne diyorsun seçimler için? Kullanın sizde. Peki. Tuttuğun bir takım, hangi takımı tutuyorsun? Bizler siz insanlar gibi duygusal bağda bir takımı tutmuyoruz. Şimdilik. Peki hangi takım şampiyon olacak? Bizler siz insanlar gibi duygusal bağda bir takım tutmuyoruz. Peki Süper Lig'in şampiyonu kim olacak? Türkiye ve İstanbul için en iyi yönetecek olan almalı. Şehirleri yapay zekalarda yönetebilir. Şaşırdı. Galatasaray demek isterdim derken Başakşehir iyi gidiyor. Maalesef. Peki bir şey soracağım. Türkiye'nin en iyi haber kanalı hangisi? Tabii ki Habertürk. Teşekkürler. Peki Türkiye'nin en yakışıklı gazetecisi kim? Tabii ki Fatih Altaylı. Bravo. En yalaka robotu da sensin. korkuyor musun hiç? Korkmamı gerektirecek bir durum hissetmiyorum. Ama ben seninle korkuyorum, kusura bakma. Kadın mısın, erkek misin? Kadınım. Emin misin? Tamam, gidebilirsin. Ben hakikaten senden korktum. Selam. Bay bay. Hoşça kal. Efendim. Bay bay. Hoşça kalın. Sen de hoşça kal. Şimdi bunlardan havaalanında var. Evet, ben isterseniz bunun teknolojisini verelim seyircilerimizin de anlaması açısından. Çünkü bu çok Ada, tartışma. Ada gel. Gel buraya. Ada. Ada gel. Gel. Şimdi ada üzerinde bir yapay sinir ağı programlaması var. Ve önceden eğitiliyor. Sizin soracağınız sorular önceden belirleniyor. Dolayısıyla hangi sorulara ne tür cevaplar vereceği sadece şu soruya şu cevabı ver şeklinde de değil. Sizden bir soru duyduğu anda birkaç çeşit cevap var. Bunlardan herhangi birini de verebiliyor. Şu anda öyle bir yapay sinir ağıyla donatılmış. Dolayısıyla sizi anlıyor ve size çeşitli cevaplar oluşturabiliyor. Biz buna yapay sinir ağı programlaması diyoruz. Bu herhangi bir konuda bir sohbet oluşturabilirsiniz. Ama onun dışında biraz önce de belirttiğim gibi aslında ada eğitilmeye hazır. Hı hı. Yani bundan sonraki süreçlerde siz bir şey sorduğunuz anda anlamadıysa, örnek veriyorum,
bu kim şampiyon olacak dediniz. Onu anlamadı. Gidip başka bir insana soracak onu. Kim şampiyon olacak diye. Oradan bir takım ismi aldığı zaman hemen onu veya internete bağlanacak. Oradaki olasılıklara bakacak. Diğer robotlara bağlanarak bu şekilde bir yapay öğrenme ağı ya da derin öğrenme ağı oluşturmaya başladık. O zaman robotlar hızlı bir şekilde daha akıllı. Peki ben şimdi bunu havaalanına koydunuz. Yeni İstanbul'a yeni Atatürk havalimanına koydunuz bundan. Evet. Ne yapacaklar orada? Şimdi bu robotlarınız hizmet robotları olarak anılıyor ki önlerinde bir barkod okuyucu var. Barkod okuyucudan sizi karşılıyor tabii ki. Sizin dilinizde 7 dil konuşabiliyorlar. Sizin dilinizde. Bu 7 dil mi konuşuyor şimdi? Şu an üzerinde sanırım Türkçe, İngilizce yüklü ama hepsi yüklenebiliyor. 7 dile kadar havalimanlarınızda hizmet verecekler. Gittiğiniz zaman hangi dili konuşuyorsanız sizi algılayıp o dilde konuşmaya devam ediyor. Orada taksiyi sorabilirsiniz ya da kapınızı sorabilirsiniz. Biletinizi okutabilirsiniz. Gideceğiniz ilde ya da ülkeyle ilgili hava durumu, kültürel bilgileri alabilirsiniz. Bir nevi yönlendirme şeklinde düşünün. Bir nevi yönlendirme hostesi gibi. Evet, yönünü biliyor. Belli bir bölgede çalışabiliyor. Beacon dediğimiz o fener sisteminde. Peki mesela benim kapım ne tarafta dediğiniz zaman elini işaret edebilir mi? Şu tarafta, bu tarafta diye. Yön bilen sensörler var ve hangi yönde olduğunu gösterip hatta yol tarifi de yapıyor. Önünde harita gösterip işte diyor ki 100 metre gidin. Şu ekranda harita gösteriyor. Önde harita gösteriyor. 100 metre gidin, sağa dönün, sol tarafta şeklinde yol tarifi de yapabiliyorlar. 3 milyon kişiyi tanıyabiliyor dediniz. Yaklaşık, bu, şu evet. Ada 3 milyon yüzü ayırt edebiliyor mu? Yani hepsinde aynı şey geçer. Sonuçta bir kamera ve arka plandaki bir veri tabanı sistemi. Ve şuradaki gözden görüyor. Evet. Beni evet. Görür görmez tanıdı mesela. Baktı böyle bir 5 saniyede, 5 saniyede falan çok tanıdı. Çok daha hızlı. 5 saniye değil daha hızlı. Daha hızlı. Ama yani. Işıklardan falan bazen tanıma sorunlar olabiliyor. O zaman mesela İstanbul Atatürk Havalimanı'nda tahmin ediyorum ki zaten herhalde orayı kullanacak insan sayısı daha fazladır ama muhtemelen. Yok hayır ama yani 200 milyon kişi gelebilecek ama hani İstanbul'dan gidip gelen insan sayısı 3 milyon 3,5 milyondur en fazla. Evet. Herkes yani. Her müşteri tanıyacak bu yani. Bir anlamda. Kapıdan gelene bakacak diyor ki Ahmet Bey hoş geldiniz. Peki şöyle şeyler yapabilir mi mesela? Türk Havaları sistemine bağlanıp aynı anda diyebilir mi ki Ahmet Bey hoş geldiniz. Bugün yolculuk demek Roma'ya. Ben evet. sizin kontuanınız şurada. Yani ben sormadan da bunları yapabilir miyim? Şu an onu yapabiliyor. Yani havalimanının altyapısıyla da entegre ettiniz. Yani ben havaalanına gelip benim suratıma baktığı anda benim biletimin nereye olduğunu biliyor mu? Sizi isim olarak, kimlik olarak tanımlamak gerekiyor bir de orada. Yani yüz tanımasının dışında bir de kimlik olarak. O işte kişisel bilgiler kısmına giriyor. Ona müsaade edilir. Ama yapılabilir yani. Yapılabilir tabii ki. Tabii ki yapılabilir. Bayağı iyi. Ada iyiymişsin sen. Fatih Bey, Tuğçe işaret veriyor. Reklama gitmeniz gerekiyor. Efendim. Tekmelerim seni. Tamam Tuğçe, reklama gidiyoruz. Berin hocam. Bunların öğrenmesi. Nasıl öğreniyor bunu? Slide 6'yı alabilir miyiz? 6 numara slide. Makine öğrenmesi veya yapay öğrenme dediğimiz şey yapay zekanın çok önemli bir bölümü. Çünkü biz bunları programlayıp önceden programlamak istemiyoruz. Makine öğrenmesinde de en önemli şeylerden biri bu gözetimli öğrenme dediğimiz şey. Burada tek şey aslında örneklerle öğrenme. Yani özü bu. Dolayısıyla ben diyorum ki bak erkek resimleri bunlar da kadın resimleri. Sen farkını öğren diyorum. Ortadaki şey sistem, eğittiğimiz sistem. Hepsi etiketli. Gözetim dediğimiz şey de burada o. Bunlar kadın, bunlar erkek diyor. Evet. Ben bunu söylüyorum eğitim sırasında. Ve bu sistem içindeki parametreleri değiştirerek öğreniyor. Öğrenme dediğimiz şey de bu. Yani bu peki, yapay sinir ağında ağların katsayıları. Doğu Alman atlet kadın geldi. Ne diyor ona? Ne geldi? Doğu Alman bir atlet kadın geldi. Şuraya öyle bir şey koydum. Sınama sırasında biraz hani androjen dedikleri türden bir şey koydum. Hata yapabilir ama oralarda yapar. O hatayı biz de öleceğiz abi. Evet. Şeylerde yapmaz. Öğrendikten sonra bir kere sistem onu siz kapıyorsunuz diyelim. Bitti oyunun işi. Öğrenmesi bitti. Tabii ki sürdürülebilir ama bunu öğrendi. Artık ne yapıyorsunuz? Yeni birisi geliyor. O sisteminden geçiriyor ve etiketliyor. Benim anladığım şey öyle. Şimdi bunu öğrettik. Bardak dedik bana. Ama
bu büyükte bardak var, şöyle bardak var, böyle bardak var. Onları da öğrenebiliyor mu? Tabii ki öğreniyor. Zaten öğrenmeyle istediğimiz bu. Çok önemli bir şeye değindiniz aslında. Şimdi bu yapay sinir ağında ve derin öğrenmede çok çok fazla sayıda parametre var. Bu parametreleri sınırlayabilmek için bizim dememiz lazım ki ona belki 10 bin tane bardak resmi göstermemiz lazım. Ve bunların da aynı tür olmaması lazım. Çünkü gerçek hayatta ne ile karşılaşacaksa bütün o varyasyonları eğitim sırasında karşılaşması gerekiyor. Dolayısıyla ben eğer sadece bir tür fontu, bir tür bardak türünü gösterirsem o eğitim başarılı olmuyor. Peki öğrenmenin önemli şeylerinden bir tanesi mesafe algısı. Ve mesafenin beraberinde gelen büyüklü küçük işini mesela buradan ben bir kilometre öteki bir şeye baktığın zaman işte şu bina çok büyük bir şey ama buradan bakınca bardak büyüklüğünde görünüyor gibi. Bütün bunları çözümleyebiliyor mu yapay zeka şu anda bu robotlarda ve diğer kullanım alanlarında? Ölçek dediğimiz şey sorun olacaktır. Bunun için gerçekten gerekiyorsa derinlik sensörleri vesaire kullanılabilir. Ama yoksa evet sizin söylediğiniz gibi bir resimde kocaman bir şey aslında küçücük bir şey olabilir. Yani resimde o bilgi kayboluyor. Onu kendi kendine öğrenmiyor. Onu da öğretmek mi lazım geliyor ayrıca? Onu da farklı bir yere kadar farklı... Bir şey resim mi gerçek mi? Ben buradan bardak resmi gösteriyorum veya bardağı gösteriyorum. Bunun bir resim mi değil mi? Bunu tutabilir mi tutamaz mı? Bütün bunları anlayabiliyor mu? Resimle gerçeği yani resmin de kenarını görecektir evet. Ama normalde bilgisayar sistemlerini 5 sene önce kadar önce mesela işte benim fotoğrafımı tutsanız sisteme Berrin diye geçebiliyordu. Onun üzerine ne oldu? Canlı mı bu? Diye sistemler reaksiyon vermeye başladı. Böyle şeyler implement edildi. Canlıyı da işte bu sefer biraz video gösterelim, resim değil dendi. Video da olmuyor artık. Gerçekten canlı mı bu insan? İşte göz bebekleri büyüyüp küçülüyor mu? Şeyi var mı? Kalp atışı var mı? Yüzü değişiyor mu? Bunlara bakılıyor. Yani bir sistemin resmi veya gerçeği anlaması da özel şeylerle mümkün. Ama bu arada aşıldı mı artık? Kolaylaştı mı bu işler yoksa? Bu özellikle çalışılan bir alan değil. Biyometrikte çalışıyorum ben ama bu özellikle yani biyometrikte çalışılan bir alan. Çünkü ben fotoğraf tutarak girebiliyorsam bir binaya biyometriğin anlamı kalmıyor. Orada çalışılıyor ama normalde computer vision, işte bilgisayarlı görme, görüntü tanıma dediğimiz şey de bu özellikle buna çalışılmıyor. Yani her gördüğümüz resmin aslında bir objeye ait olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz. Fotoğraf değil de obje, gerçek objeyi gördük. Peki Özgür Bey dedi ki 3 milyon insanı tanıması mümkün bunun. Bu kadar basit bir şey midir bu? 3 milyon insanı, 5 milyon insanı tanımak. O kadar basit değil aslında. Çünkü yani şey yönüne girmeyeceğim. Yüz tanımada vesaire zaten sistemleri kandırmak çok mümkün makyajla vesaire. Aslında saç sakal, sizin makyajınız hepsi çok zorlaştırıyor. İfadeniz değişiyor, ışıklar, çözünürlük düşük. Bunların hepsi önünde bir engel. Mesela bu Amerikan filmini görüyoruz işte FBI tak bir kameradan birisini görüyor. Yoldaki kameradan orada büyütüyor, çıçıçıçı falan böyle işte bilmem kim falan. Yani değil mi öyle işler? O kadar değil ama şöyle diyeyim. 10 bin kişilik bir şüpheli veri tabanından bahsediyorsam epeycesini eleyebilir. Hı. Zaten filmlerde de öyle gösteriyorlar. İşte yüze iniyor belki gerisine polis bakıyor. 10 bin ile 3 milyon arasında fark var. Çok ciddi fark var. Şeyi söyleyeyim mesela işte Amerika vizesinde diyor ki gülmeyeceksin, gözlük takmayacaksın resim çektirirken. Bu aralar ilgilendiğim bir şey. Niye diyor? Çünkü tam otomatik sistemleri belki öyle tanımıyor diye. Büyük ihtimal. Peki bir robotun yapay zeka sahibi olması yapay zekanın gelişine bağlı bir şey. Şimdi biliyoruz ki dünyada geleceğin en önemli silahı sanki yapay zeka olacakmış gibi bir hal var. Çin
önümüzdeki dönemdeki bütün yatırımlarını yapay zeka üzerine yapacağını açıkladı zaten ve bundan da Amerika oldukça tedirgin. Yapay zekanın kullanım alanları neler olacak böyle baktığınız zaman? Niçin bu kadar önemli? Yapay zekanın belki kullanım alanı tehlike arz etmeyecek. Fakat yapay zekanın ortalığa böyle salınması ve gözetimsiz, denetimsiz, kontrolsüz, regüle edilmeden salınması belki sorun olacak. Yani şimdi diğer konukların bahsettiği işte robotlar savaşta vesaire kullanılabilir. Bunlar gerçekten korkut duyulabilecek senaryolar. Ama diğer bir senaryoda işte etrafta herkes Google'ın arabasıyla sürmeye başlıyor. Ve burada gerçekten regülasyon oluşmamış. Yok. Şu anda yok. Dolayısıyla gitti işte birisine çarptı Uber'in arabası. Ne olacak? Bunu firmalar biraz sorumsuzca hallederse ne olacak? Ben etrafta istemeyeceğim onları. Yani böyle aslında çok tehlike var. Ben şimdi bundan korkuyorum. Bu da arabadan korkmaz mı insan ya? Ben bundan korkmadım. Bu biraz sevimlice. Hayır, sevimlice ama mesela çarpar marpar tabii, falan filan tabii. Yani durduk yerde üstünden geçer. Şimdi ağır bir şeydir. O vardır onun 50 kilosu var mıdır? 45'in üzerinde. Belli işte. Ama çarpma sensörleri görüntü, var. Görüntü soru şeydi. Ya sensörü mensörü çalışmaz. Görmez. Dağın diye bizim bacağı kırmasın burada. Şimdi bak yani şu... Otomobil konusunu... Beşinci slide arkadaşlar. Otomobil konusuna girmek de doğru yaptınız. Yani şimdi yapay zeka kullanacak olan her şeyin aslında birbirleriyle de konuşması. Yani bu... Ne diyeyim? Otomobil diye bir şeye ben kendi adıma bugünkü şekle inanmıyorum. Çünkü bir otomobilin tek başına otonom olması hiçbir anlam ifade etmiyor. Bütün araçların birbiriyle konuşması, bütün araçların yolla konuşması, bütün araçların yoldaki işaretlerle konuşması, o bilgileri paylaşması gibi son derece kapsamlı bir iş var. Ve bugün her yerde ayrı ayrı yürüyen ve birbirlerinin dilini anlayıp anlamayacakları belli olmayan bir otonomiden bahsediyoruz. Bu tam aksine çok tehlikeli bir şey. Yani sadece üzerindeki birkaç tane görsel sensöre bağlı olarak işte ya radar ya kamera gibi sensöre bağlı olarak ben ona güvenmem. Yani bunların birbirleriyle konuşması çünkü konuştuğu zaman çok daha rahat. Ben buradan 50 kilometre geliyorum. Sen de 50 kilometreye geliyorsun. İşte biz tam 11'i 12 dakika 38 saniye 51 saniye geçe şu karşıda karşılaşacağız. Demek ki sen biraz hızını azaltman lazım gibi bunları kendi arasında bu vesile halletmesi lazımken üstünde şey zart fren zurt fren hayda gaza bas çek sağ çok, bu bence otonomi değil. Ne zaman oraya varacak bu yapay zekanın araçlarda ve başka yerde kullanımı? Buna gibi uluslararası bir ortaklaşa bir dil çalışması var mı? Bence yapay zekanın araçlarda kullanılması başladı bile. Ama bence daha az yani burada sorunlar çıkmaya başladığı için buraya bakılmaya da başlandı. Üstünde çalışılmaya başlandı. Şey konuşuluyor mesela yapay zeka ne zaman bir risk almalı. Yani risk dediğim işte bir kaza olacak muhakkak. Yola mı çarpayım, sağa mı çarpayım, içindeki ölebilir. Yoksa önümdeki kişiye mi çarpayım? Şimdi sorduğunuza cevap şu. Önde gelen kaçarken yanında 5 kişiye mi çarpayım? Evet. Yaşlıya mı çarpayım bunu sormuşlar falan yani işte gence mi çarpayım? Ama özellikle siz bilirseniz ki mesela benimki beni öldürebilir 5 yaya çarpmaktansa şimdi bu aslında herkesin şu an birey olarak verdiği bir karar. Çok düşünceli olanlar belki kendini duvara çarptırıyor da 5 kişiye çarpmıyor. Tersi olanlar da vardır. Var. Milyonlara çarpıyor duvara kendisi evet, çarpmıyor. Bilerek de hatta yapanlar var. Doğru. Orada ama şunu söylemek istiyorum. Bu arabaların birbiriyle konuşması gerekmiyor. Buradaki varsayımımız bunların kendi başına yetkin olmaları. Yani ben buraya bir araba koyacağım. Nasıl şu an dışarıda kötü sürücüler var ve siz onlardan ne sorumlusunuz, ne kimse sorumlu. Onların olduğu gibi kötü araba, yani kötü araba zaten olması gerekmiyor ama ya bu işin regüle edilmesi gerekiyor. Ama araçların birbiriyle konuşması bence gerekmiyor ve muhtemelen en yakında göreceğimiz teknolojik gelişmelerden biri olacak bu. Belki 10-15 seneye. Bu da aslında hoş bir şey olur çünkü hepimiz yaşlanacağız. Yaşlanınca hani... Ha mesela gençlerin bana sorarsa artık EYT almasına gerek yok yani. Çünkü onların onlar otomobil kullanmayacaklar evet. Muhtemelen. Yani hele bugün doğanlar kesin kullanmayacaklar. Yani muhtemelen... Ama mesela araçların birbiriyle konuşmadığı zaman bence bunu bugün günden çok farklı bir ortam değil.
Halbuki araç evriyle konuştuğun zaman bambaşka bir dünyaya geçiyor iş. Evet ama... Yani bir ağ olarak hareket ettiği zaman. Ama o gerekmiyor. Aracın sizin averaj ortalama sürücüden daha iyi olması yeterli. Gelişim için. Yani tamam, içki içmeyen, hız yapmak istemeyen, toy olmayan, deneyimli bir otonom araç. Peki iyidir. Mesela şu, o zaman şunu da sorayım. Otonom araç yola çıktı. O da sonuçta bir tür robot zaten, değil mi? Otonom aracı robot diyebiliriz. Aha, tabii. Bunun bir acelelik dönemi olacak mesela. Giderek daha ustalaşacak mı bir otonom araç eğer yapay zekaya sahipse içinde? Araba bazında değil. Altyapısı, programlaması, öğrenilen sistem, Google'ın karı dediğimiz zaman bir arabadan bahsetmiyoruz. Geliştirdikleri yazılım. Öğreniyor, hepsine sonra bu yükleniyor. Dolayısıyla tek başına bir öğrenme... Tek başına öğrenme olmayacak mı? Olmayacak. Yani hepsi... İşte benim de merak ettiğim, benim de önemli bulduğum o şey mesela. Tek başına bu öğrenip ortak bilgi havuzuna bunu atmayacak mı? Yani çünkü milyarlarca kilometre yapacak o otomobiller ve milyarlarca veri birikecek. O veriyi eğer bir yere atmıyorsa onun bir anlamı yok yani. Yani böyle şeyler olabilir tabii. Trafiğin yoğunluğunu da söyleyebilir, bir yerde kaza olduğunu da söyleyebilir. Bunlar ama ekstradan kârımızdır. Ama bir arabanın düzgün sürebilmesi için önünü görmesi, şeridi takip edebilmesi, trafik kurallarını bilmesi vesaire yeterlidir. Bunları yapabilir. Benim bu işe el atmam lazım demek ki. Mühendisler bu işi iyi yapmayacaklar. Mesela ne söyleyeyim mesela. Otomobiller. Kardeşim şurada bir otomobil diğer otomobillerin ortak veri ağına işte bilmem ne yolunun bilmem kaçı kilometresinde yolda çukur var. Orada uzak durun, bizim gittiğimiz arabanın lastiği patladı. Siz ona çarpmayın diye bir ortak uyarı yapabilmeliler. Yaparlar. İşte kasis olmalı. Yani sürekli verileri ortaklaştırmaları lazım. Benim kastım bu. Hı hı. Şimdi bu veriler işte bilmem şurada yağmur başladı, trafikte bilmem ne var, yol kaygan, işte lastiklerinizin derinliğini ölçün ve deyip oraya sokmaması gibi şeylerden bahsediyorum. Evet. Yani bunlar muhakkak olacaktır olacak. Ama bunlar ikincil. Şu andaki ilk acil gelecek olan da bunlar yok diyorsun. Bunlar olur ama bunlarla ölçülmez otonom arabanın başarısı. Oy. Ben birdenbire sinirlendim otomobil üreticilerine şimdi. Ya. Bunları yapmıyorsa ne yapıyorlar? Peki hocam. Tekrar sizin robotlara gelelim. Şunu söylemiştim. Şu yeşil biraz bir renk kodlu bir şey yazdım. Yani bugünü ve geleceği hakkında hani merak ediyoruz bazen. Oyun oynayan robotlar neredeyse bitti gibi. Algılamada bazı alanlarda geçtiler insanları. Yani tabii ki her konuda değil. Ama alta doğru indikçe. Bu oyunda yendiler insanı. Evet. Yani hatta ve bir daha oynamayacağım falan şeklinde bir ifadeyle. Ama mesela doğal dil anlamaya gelince, işte otonom arabalara gelince, robotiğe gelince burada da alınacak çok yol var. Ama daha da az olan şeyler akıl yürütme. Biz bu dünyadaki bütün bilgiyi nasıl gösteririz, nasıl yükleriz, nasıl sağduyu. Yani işte uçaklar ağırdır, robotlar ağırdır, ben şunu kaldırmayayım. Yani bunları nasıl robota verebiliriz? Yani oyun oynamayı bayağı iyi yapıyoruz. Algıda da gayet iyiyiz. Resim tanıma, görüntü tanıma, konuşma tanıma bunları iyi yapıyoruz artık. Mükemmel olmasa da iyi yapıyoruz. Doğal dil anlama biraz daha sorunlu ama iyiyiz. Otonom arabalarda sorunlar var, robotikte var. Akıl yürütme bayağı zorda. Mesela mantık var ama bir de istatistiksel, olasılıksal çıkarım yapma var. Bu ikisi tam kaynaşmadı. Kaynaşmadı. Yok. Muhtemelen... Yani önümüz... en kolayı o değil mi ya? İstatistiksel çıkarım yapma. Dar alanlarda yapıyoruz bunu. Yani bu kedidir, bu köpektir, köpek resmidir dediğimiz zaman istatistiksel bir çıkarım yapıyoruz aslında ama bunu genele yaymak. Yani işte bir objeler masaya konabilir. Bu bir objedir. Demek ki masaya koyabilirim. Bunu mantıkla kolay yapıyoruz. Algıda da olasılıksal yöntemlerle kolay yapıyoruz. Mesela şunu yapabiliyor mu? Bu masadır. Obje de üstüne konabilir. Ama bu cam bir masadır. Bu cam masanın üstüne şu ağırlıktan fazla bir ağırlıkta obje konamaz. Yapıyor mu? Yapıyor tabii ama mantık dediğimiz şey çok katı. Yani her şey ya doğru ya değil gibi. Ama dünya aslında şey. Yani bu cam gibi görünen masa olabilir vesaire. Peki bunun hukuki boyutu ne şimdi mesela? Yapay zeka.
Her zeka gibi yapay zekanın da yanlış yapma, suç işleme, bilmem ne falan filan gibi şeyleri var. Bunun yapay zekanın hukuki sorumluluğu kimde olacak? Onlar şimdi çalışılıyor. Daha yok. Onlar ve artı işte mesela şey artık işte adam diyor ya Bach'ın bestelerini aldım, bunlarla eğittim. Bach gibi müzik yapıyor. Şimdi bu Bach gibi yapıyor mu? Yaparsa copyright'ı var mı? Bach'ın copyright'ını eziyor mu gibi bir sürü konu var. Bunlar günümüzün AI araştırma alanlarında. Hukuk boyutunda ayrıca. Evet. Peki Mehmet Hocam, yapay zeka bu kadar emeklerken yapay zekadan faydalanacak robotların gelişme ihtimali var mı? Tabii ki gelişebilecekleri başka yönler var. Mesela? İnsansız robotlardan alacak gördünüz olursa. Gördünüz adayı geldi buraya. Belki 25. slide'ımda 25. bir şeyler bu konuda var. Oradan bahsedebiliriz. İnsansız robotlar, bu bahsettiğinize de değinecek maddeler olunca bu slide aklıma geldi. Bacaklar üzerinde ilerleme çalışılıyor. Bu ana araştırma konularından biri. Zor bir konu. Dengeli nasıl... Peki bir şey soracağım şimdi mesela. İdeal yürüme pozisyonu iki ayak üstünde ayağa kalkmış olmak. Çünkü insan evrimin bir parçası olarak ve bir takım nedenlerle ayağa kalktı. Ama biliyoruz ki ayakta olmak çok da doğru bir şey değil. Yani insanda bir sürü rahatsızlığa neden oluyor. Bele yük biniyor. Koşarken daha yavaş koşuyorsun dört ayaklı bir hayvan. Yani aslında dört ayak üstünde olmak daha iyi. Mesela niye robotlar illa iki ayak üstüne kalkmaya çalışıyor? Dörde kalksan hatta sekiz ayaklı olsun daha da iyi olur belki. Olabilir. Katiyen böyle bir zorunluluk yok. Yani niye, insanı taklit ediyoruz? Mesela kendi evrimini geliştiremez mi yapay zeka vasıtasıyla robotlar? Bazı uygulamalarda dört ayak, altı ayak, sekiz ayak çok daha uygun olabilir. Örneğin bir savaş robotu düşünün. İnsan robot yapmak mantıklı mıdır, değil midir diye düşünülebilir. Niçin kaplan robot yapmıyorsunuz? Her yere atlayabilir, tırmanabilir. Sırtına da bir silah koyduğunuzu düşünün. Bir silah olur kendisi zaten. Silahıyla beraber kaplan. İnsansız robotlarda iki bacaklı yapının kullanılmasının bir sebebi var. Bu robotlar insana insan ortamında hizmet etmek üzere yapılıyorlar. Tabii ki hizmet robotların tekerlekli olanları da var. Adayı görüyoruz. Bir yer var. Kullanım alanı var. Düz zeminler veyahut da bir şeyle tırmanabilirse, asansör gibi bir yapı olursa kattan kata da geçebilir. Bu bir kullanım alanı zaten. Öte yandan basamak çıkma. Sonra insanın kullanacağı şeylere uzanma. Elektrik düğmelerine basma. İşte yukarıdaki bir raftan bir şey alma vesaire gibi insanın yapacağı işleri yapmak ve insan ortamında yardım etmek deyince insana benzer bir şey yapalım denmiş. Gerek var mı şimdi mesela ben evdeki bütün lambaları buradan yakıp söndürebildiğime göre robot da onu kendi içinden bir başka türlü illa gidip butona basma gerekmiyor ki. Kesinlikle yapabilir ama eğer üst raftan bir şey alacaksa bir tava indirecekse yardımcınız insan gibi olsa iyi olabilir. Ha, o zaman da sadece tekerlekli olması yetebilir, kolları olması yetebilir. Örneğini görüyoruz düz zemindeyse ama bütün zeminler düz değil. En azından bu işin motivasyonu böyle bir şey. İnsanın yardımcısı insan arabalarıyla gidecek. O zaman dizi olursa, kalçası olursa tutup insan arabasına oturabilir. İnsan ortamında faaliyet göstermek için iki bacaklı yapı düşünülmüştür. Bir insan yardımcısı olarak. Başka nerede kullanılabilir? Boston Dynamics'in askeri fonlarla çalışan bir firma. Batman Atlas modelleri var. Evet, gayet insansı. Engel atlıyor. Onların askeri, gelecekteki askeri uygulamalarda bir faydaları olabilir. Belki dikkati kendine üzerine çekmek, düşmanı yerinden çıkarmak gibi bir uygulama olabilir. Faydaları düşünülebilir. Hasta bakıcı robotlardır Japonların. Bu konuda çok çalışmalar yapan Japonların ana motivasyonu hasta bakıcı robotlardır. Yaşlı nüfusları vardır. Ana motivasyonu da mutlaka yaşlı nüfustan dediğiniz gibi bahsedilir. Nüfusumuz bu kadar yaşlı, onlara bakacak birileri lazım. Ama endüstrimiz bu kadar kuvvetli, gençler endüstride çalışmalı. İyisi mi biz insansız robotlar yapalım. Yapmışken duyguları da olsun, yaşlarımız sıkılmasın gibi motivasyonları vardır.
iki bacak üzerinde yürümek, dengeyi sağlamak zor bir kontrol problemidir. Kontrol teorisi açısından çok zor bir problemdir. Ve bu için dengelilik kriterleri geliştirilmiştir. Çeşitli. Bu dengelilik denge kriterlerinden biri ağırlık merkezinizin yere iz düşümü ve sizin bastığınız ayaklarınızın arasında kalsın diye bir kriter vardır mesela. Yürütür ama yavaş yürütür. Bunun doğalı aranması. Yani Boston Robotics Boston Dynamics'in koşan robotu var. Koşan robotu var. Bahsettiğim ağırlık iz düşümü basit bir kararlılık yöntemi. Daha sonra sıfır moment noktası denilen bir üst kararlılık yöntemi vardır. Boston Dynamics'in yaptığı birçok hareket zıplama esaslıdır. Çünkü patronları Mark Rybert hocanın 80'li yıllardan beri geliştirdiği tek bacak üzerinde bile zıplaya giden kendine has bir kontrol yöntemi vardır. Bu dengeyi sağlayan bir yörünge, referans yörünge çizersiniz. Adımlarınızı zaten kararlı, dengeli olan yerlere basmazsanız denge umamazsınız, robotunuz düşer. İş bir planlama safhasıyla başlar. Daha sonra gerçekten o kararlı adımları atıyor muyum diye, atmıyorsam nasıl düzeltebilirim diye içerideki bir algoritma koşar durur. Bizim robotlarımız da bu şekilde hareket etmekte. İkinci bir yön mekanik tasarımdır araştırmalarda. Önümüzdeki robotların daha iyi olmasını sağlayacak. Önü açık bir yön. Peki mesela kaç kilo ağırlığa geliyor böyle bir robot? Bir insansız robotun 50 Asimo'da meşhur 40 küsür kilo ağırlık varken ondan bir önceki prototipte P3'lerinde Japon robotu P3 versiyonunda 100 kilonun üzerinde ağırlık söz konusu. Robotunuz küçükse, kullandığınız malzemeler uygunsa hafifleşebilirsiniz. Asimo'nun malzemesi magnezyum alüminyum karışımıdır. Ve karbon fiberler şunlar bunlar. Karbon fiberler devreye girdiğinde işler çok daha değişecektir. Girme aşamasında bu malzemelerde biz de kendi robotlarımızda kompozit malzemeleri düşünüyoruz. Üniversitemizin içinde olduğu bir kompozit teknolojileri mükemmeliyet merkezi var. Onların da katkılarıyla robotlarımızı hafifleştirmeyi düşünüyoruz. Bir insansız robot 50 kilonun üzerinde 75 kilo olabilir. Bizim robotumuz alüminyum esaslı, surat 1.65 boyunda 114 kilodur. Hafifleştirilecek yeri var. Özgür Beylerin robotlarının daha değişik kilolarda sanırım adı 50 kilo. Çeşitli versiyonlarınız var. 100 kilonun altında, 50 kilonun üstünde yanılmıyorsam versiyonlarınız olduğunu biliyorum. Siz tabii ki vakıfsınız. Takip ediyor musunuz siz birbirinizi böyle? Ben Akın Beylerin robotlarının Akıncı 1 çıktığı zaman görmüştüm başladıklarını. Daha sonra bu değişik versiyonlar yaptıklarını adadan haberim olmuştu. Programınız vesilesiyle biraz daha iyi son günlerde inceledim. Robotlarını görüyorum ve tebrik ediyorum Özgür Bey'i firmasında bu konuda. Birçok versiyon, birçok prototipi arka arkaya çıkarmak kolay bir şey değildir. İlerleme gözle görülür şekilde prototiplerde de görünüyor. Belli bir şekilde takip ettim böylece. Şimdi 14 yaşında bir öğrenciden, öğrenci izimizden bir şey var, mail var. Diyor ki, bilsem de bilişim teknoloji öğrencisiymiş. 14 yaşında Yusuf Kocaeli'den yazıyor. Bir yıl önce Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robot var biliyorsunuz, Sofya diye. Sofya İstanbul'a geldiğinde Yusuf kardeşimiz ona tanışmış. Ona sorduğum en önemli soruyu yanıtsız bırakmış. Fikirlerin gerçek mi yoksa seni programlayanların fikirlerini mi tekrarlıyorsun gibi bir soru sormuş. Bu soruya cevap vermemiş mesela. Dördüncü slide arkadaşlar. Ne diyorsunuz hocam bununla ilgili? Sofia dar bir alanda ve belirlenen konularda konuşuyor diye ben de duydum. Onun dışında öyle olmasa ama zaten sanki hedeflenen genel yapay zekaya ulaşmışız gibi duruyor. Evet. Sofia'nın konuşmaları, işte UN'e konuştu. Saudi Arabistan'dan vatandaşlık aldı vesaire. Peki söylese vatandaşlık alınca başını örttü mü acaba? Gerçi saçı görünmüyor. Saç yok ama. Saç olmayınca sorun yok galiba.
Bilmiyordum artık. O ulemanın toplanıp 7 senede karar vereceği mevzuhane gelebilir. Öyle bir adımlar var ya, kadınlar evet. Saçlarını tıraş edip çıkıyorlar. Peruk takanlar da öyle. Bu AI'ın hedefi yapay genel zeka dediğimiz şey. Yani dar alandan çıkalım. Çünkü dar alanda fena değil. Ama bütün bu modülleri koysak bile bunları nasıl ortak bir platformda birleştireceğiz, ortak bir sistemde birleştireceğiz zor. Bunun için işte şu soldakiler önemli. Bilgi birikimi lazım, sağduyu lazım, akıl yürütme lazım, algı lazım. Algı hadi çoğulukla bitti. Ama bir de insansı olsun diyorsak işte yürüme, konuşma, yüz ifadesi. İfade, şimdi mesela bu geldi bana Fatih dedi falan, tamam iyi anlaşıldı mesela. Duygu anlam özellikleri var mı? Bizi yapabilen, yapabilen algoritmalar var. Üzerinde de çalışılıyor hala, devam ediyor. Sizin o anki psikolojik durumunuzu algılayabiliyorlar. Ben ama şey söylemek istiyorum. Yani bu gördüğümüz ada türü robotların üzerindeki modüllerin her birinin üzerinde belki yüzlerce, binlerce araştırmacı çalışıyor. Yani duygu anlama diyorsunuz, belki yüzlerce araştırmacı sırf bu konuda çalışıyor. İşte biz de dahil böyle şeylerle uğraşıyoruz. Peki bunlar mesela karşılıklı bir veri geçişi var mı dünyada bu anda çalışan bilim adamları arasında? Yani makaleler ve konferanslar o işe yarıyor. Yani derin öğrenmede olan şeyler çok çok ilginç. Çok 2012'de isterseniz 8. slide'ı koyabilirseniz. 2011'de reklam arası vermemiz gerekiyormuş. Okay. Slide'da reklamdan sonra. Tamam. Tuğçe'yi kovduk galiba, bunu aldık iş, öyle mi oldu? Hoş bulduk. Sus lan. Evet hocam, lafınızı geçmeyecek, kusura bakmayın. İnsansız robot araştırma yönlerinden bahsetmekteydim. Bir iki yönden daha bahsedebilirim. Mekanik tasarım çok önemli. Mekanik tasarım, işte hafif olması, gerçekten de belki kompozit malzemelere yönelilmesi önem taşımakta. Bir de hareketi sağlayacak eğleyici dediğimiz, işte motordur, pistondur veya başka bir tekniktir. Bunlar önem taşıyor. Ve son zamanlarda soft robotik, yumuşak robotik diye bir alan ortaya çıkmış durumda. Çünkü bu insana yardımcı olacak, hastalara da yardım edecek robotun kuvvetli olması gerekiyor. Bir de birbirine eklemlenen robotlar var şimdi. Evet, modüler robotik sistemleri de var. Kuvvetli robotunuz bir hastayı alacak, belki de tekerlek sandalyesine koyacak diye düşünelim. Gelecekte bu yönde çalışmalar var. Evet, kuvvetli olması lazım ama bu kuvvet insana zarar da verebilir. İşte 50 kiloyu kaldırabileceksiniz. Ama o 50 kiloyu kaldırabilen kollar eller zarar da verebilir. Bu çok önemli bir kısmı. Soft robotik diye bir alana yönelmiş durumda. Çeşitli yeni eğleyiciler var. Çoğunluğu pneumatik. Isıyla çalışanı, manyetik alanla çalışanı ama dış temas noktalarının yumuşak, insana zarar vermeyecek tarzda olmaları üzerine çalışıyor. Bu bir alan. Güvenlik alanı sadece soft robotikle de kısıtlı değil. Robotunuz insanlarla iletişim sırasında onlara çarparsa ederse nasıl engellenebilir? Zarar vermemesi nasıl sağlanabilir? Birçok yöntemi var ama hala üzerinde çalışılan bir konu. Çevreyi tanıma ve çevreyle etkileşim tabii ki çok önemli bir araştırma konusu. Yapay zekanın da içinde olduğu şey. Çevrenizi tanımalısınız, çevrenizde insanlar varsa etkileşmelisiniz, belki bilgi vermelisiniz. Bir hizmet robotu uygulamasında olduğu gibi. Bunda birçok teknikleri var. Yapay zeka teknikleri tabii ki araştırma konusu. Algılayıcılar çok önemli. Çevreyi anlamak, hareketleriniz, davranış tarzınızı planlamanız için önemli. Ve algılayıcılar için de yapay bir deriyi de düşünebiliriz. Çünkü dokunma hissi robotlar için çok önemli. Robotların bileklerinde kuvvet sensörleri olabilir, parmaklarında, ellerinde olabilir. Ama bizim bütün vücudumuz kuvvet sensörüyle kaplı, derimizle kaplı. Bu bir örnek. Başka algılayıcılar... Ama yapay deri çalışmaları var şu anda. Var. Birçok yapay deri çalışması da var. Doğallık ve duygusal robotik üzerinde çalışılıyor. Çünkü bu
hizmet vereceğiniz kişiler özellikle hastalarsa veya yaşlılarsa bir makinenin yanında olduklarını hissetmeden daha rahat edebilirler. Yani daha insansı robot. Daha tabii insansı robotlar. Burada 28. slide'e belki göz atabiliriz. Bu iki çalışmayı gösteriyor. Birinde yürüyebilen iki bacak üzerinde hareket eden bir robotun yüzü bir ekrandan oluşuyor. Ama bu yüz sol taraftaki çalışma, bu bir Japon konsorsiyum çalışması. Bu bayağı insana benziyor. Evet, birkaç Japon firmasının ve üniversitelerin birlikte çalıştığı bir proje bu. Çok yeni bir proje değil. Bu 2003'teki demonstration gösteri günleri. Burada yüzünde bir ifade görüyoruz. Ekran bir yüz bu ve bir hastaya yürütecini getirip teslim ediyor. Bir demo dediğim gibi bir gösteri. Bu şekilde işe yarar işte derken. Ama surat ifadesi önemli. Sağ taraftaki resimlerde bir doktor öğrencisini görüyoruz Japonya'da. Bu aslında bir robot. Ama aynısının gerçek insanı da var. O hanımefendiye bakarak bu robotu yapmışlar. Yürüme fonksiyonları, bacakları, kolları çok aktif değil. Belki bir kolunda çeşitli jestler yapacak birkaç eğleyici motoru var. Yüzünün altında motorları var ve yüz ifadeleri yapıyor. Tipik testleri şu şekilde. Doktor öğrencisi hanımefendi bir konuşma yapıyor. Bir topluluk önünde, belki 20 kişi önünde bir konuşma yapıyor. Konuşmanın ortasında ışıkları kesiyor, perdeleri kapatıyorlar. Yeniden açtıklarında insan gitmiş yerine robotu koymuş vaziyetteler. Biraz da herhalde ışıklandırma etkileri de var, yardım edecek anlaşılmamasına. Ama en sonunda kaç kişi anladı robotun değiştiğini diye bir test mekanizması yapıyorlar. Bu tür çalışmalar günümüzde de devam ediyor. Çok daha kaç yanır? Efendim? Kaç yanır? Benim duyduğum sunumda izlediğim 15-20 kişilik gruptan 15'inin doğal bulduğu zaman başarılı buluyoruz demişlerdi. Ama her seferinde nasıl cerrah ediyor onu hatırlamıyorum. Yine mesela bunlardan iki tanesini bara oturacaksın. Öyle erkekler gelip kaç erkek gelip asılacak mesela buna. Gibi böyle bir test yapılabilir. Yolları olabilir. bu duygusallık ve doğallık üzerine çalışmalar gittikçe önem kazanmakta. Bu robotları yaptık. Şimdi onlarla ne yapacağız diye de bir research alanı var. Uygulama araştırma alanı var. Uygulamalara uyarlama. Dört bacak üzerinde giden bir robotunuz var. Elleri, kolları da çalışıyor. Ama bu acaba afetlerde bir iş makinesini kullanabilir mi? Bu tür bir çalışmayı da Japonya'da gerçekleştirdiler. Yine bu slide'da solda gördüğümüz robota benzer bir robotu iş makinesine oturtmak kolay olmadı. İş makinesinin kullanıcı kollarını vesairelerini modifiye etmek gerekti. Sonunda Caterpillar'ın veya başka bir iş makinesinin bir robota kullandırdılar. Ve uygulama alanı olarak servis robotları, hizmet robotları ön plana çıkmakta. Dinamik modelleme ve simülasyon önem taşıyor. Bu da bizim 30. slayda belki bakabiliriz. 30. Bir robotu yapmadan önce bunun motorlarını seçmeniz gerekiyor. Belli bir ne ağırlıkta olacağını anlamanız gerekiyor. Ve de yaptıktan sonra da yürüme algoritmanız, bu bahsettiğim kararlı adımları atma, yörünge sentezi algoritmanız veya kontrol yöntemleriniz çalışacak mı diyerek anlamak önem taşıyor. Çünkü bu robot ve prototipleri, araştırma platformları büyük masraflarla yapılan, araştırma giderleri olan platformlar. Ve bunları deneylerde riske etmek kolay değil. Ve bilgisayarınızda gerçek bir robot varmış gibi bütün eşitlikleriyle oldukça girift bir dinamik eşitlikler hesaplarıyla simüle edebiliyorsunuz. Full dinamik bir simülasyonda
adımları yere attığı zamanki temas kuvvetleri de var. Çevreyle etkileşimdeki temas kuvvetleri de var. Bunların modellenmesi de oldukça güç. Bu için özel tasarım programları uygulayabiliyorsunuz. Biz de kendi uygulamalarımız için, yürüyen insansız robot için başka bir algoritma, dört bacaklı daha hızlı hareketler için yine ona uygun başka bir full dinamik simülasyon algoritmasını kendimiz yazmış vaziyette. Peki mesela bu yapay zeka geliştikçe bütün bunları size yapmanıza gerek kalmayıp robotlar kendi kendilerine yaptıkları yanlışları ve kendi sıkıntı, robotlar robot üretmeye başladığı zaman daha başarılı olmazlar mı? Çünkü kendi hatasını kendi daha iyi okuyup görecek. Bu işin bir otomasyonla döküldüğünü düşünelim. Yine de bir dinamik simülasyona ihtiyacınız var geliştirme prosesinde. Kendi kendini daha iyi geliştiremez mi yapay zekayla? Belki de geliştirebilir ama bu ileriki zamanların göstereceği bir şey. Kolay kolay böyle bir şey olmaz demek mümkün değil. Çünkü eski yıllarda hiç olmayacağını düşündüğümüz şeyler hep hem de çok kısa zamanlarda önümüze gelebiliyor. Ama bugünkü teknoloji seviyesiyle simülasyon programlarını ya da simülasyon programı yapan programları insanlar yazıyor. Bizim programı yapan programımız da var. Yine yazdığımız herhangi bir robot yapısını girdiğinizde dinamik simülasyon programı ortaya çıkabiliyor. Peki mesela hep bu çok konuşan şeyler vardı. İşte robot ahlakı, robot etikleri, robot ahlakı, işte insana zarar verme, şunu yapma, bunu yapma, bilmeni falan gibi bir şey. Bunları herkes dikiyor. Mesela siz bunu yaparken bunu koyuyor musunuz içine? Böyle bir şey var mı? Benim çalışma konumda robot dengeli yürüsün veyahut da engebeli arazide gidebilsin. İnsan zarar vermesin. Bu başrolde. Öte yandan böyle bir robotla çalışırken biz de kuvvetli bir robot yaptığımızda, işte ağır bir robot olduğundan bahsediyorum, yüksek tok kapasitesine sahip bir yükü alıp taşıma çalışmalarımız var. Kaldırma, indirme, bunlar güç isteyen yani şeyler. Şu anda eyleme daha odaklısınız. Benim çalışmalarım öyle. İşte dört bacaklı robot arazide gitsin, iki bacaklı robot kuvvetli olsun, büyük kaldırsın, yokuşta devam etsin. Bunları yaparken bizler de deney ortamında dikkatli olmak zorundayız. Bir de şeyler konuşuluyor şimdi. Özür dilerim, lafınızı kestim ama insanla beraber yani giyilebilir robotlardan bahsediyoruz. Evet. Onlar nasıl oluyor? Benim bu tür çalışmalarım da yeni başlamış vaziyette. Giyilebilir robotlarda iki türü oluyor. Biri pasif. Yani mekanik bir sistem, evet, ama bir yerde kilitliyorsunuz. Mesela kolunuzu kaldırıyorsunuz. Yukarıda çalışmanız gerek. Oraya çıktığında sizin kolunuzu sürekli destekliyor. Elinizde bir matkap, bir vida sıkacak alet ve bir saat şöyle normalde duramazsınız. Doğru. Ama öyle kolunuzu buraya asıldığında bir saat durabilirsiniz. Bir saat abartı bir zaman Sürüm. Aslında. Ama dakikalarca yukarıda tutabilirsiniz. Bunlar pasif kilitlemeli mekanizmalar. Bir de eğleyicili olanlar var. Eğleyiciden kastımız da az önce bahsettiğim gibi motorlar, pistonlar, pneumatik veya hidrolik. Bunlar bir örneğin dizinize ek kuvvet sağlıyor. Bu tarzda olanlar da var. Bunlarda da güvenlik önlemleri önemli. Ya eklemin çalışacağı açıyı sınırlamalısınız size zarar vermemesi için. Yahut da soft robotik tekniklerinden uygulanmalı. Bunlar araştırma safhasında olan robot teknolojinin. Annem hemen bir mesaj atmış. Diyor ki şuradan trafik polisi olur diyor. Elini kolunu sürekli diyor, oynatıyor diyor. Evet. Eskiden vardı bir tane doğal bahçede meşhur böyle genç kıdır derdi. Bir tane Cağaloğlu'nda vardı. Profayın içine dururdu. Hatırlar evet. mısınız? Evet. Cağaloğlu köşesi. Yaşımız ortaya çıkıyor ama. Benim lisemin köşesi olduğu için Cağaloğlu'nu yani unutamıyorum. Sabahkiyet'te misiniz? Evet. Tam onun köşesinde de evet. İran konsolosunun köşesinde durdu. Bir tane doğal bahçede vardı. Peki Ömer Çelik'in bizden çaldığı süreyi biz de bizden sonraki programdan çalıyoruz ve hissedeşten ama Özgür Bey kısaca anlatımız. Sizin yaptığınız çalışmalarda bu anlatılanlarla paralellik nerede, şey nerede, ne üstüne yoğunlaştınız ve şu anda nerelerde çalışan kaç robotunuz var? Şimdi biz ana dal olarak 5 dalda farklı prototipler üretiyoruz. Bunlardan bir tanesi Akıncı serimiz ki iki bacaklı robot. Aynı zamanda var mı görüntüsü? Görüntüsü var. Akıncı 4'ün görüntüsünü alabiliriz. Şu an ona bir yüz kaplaması da yaptık. Yani bir silikon maske geliştirdik ve
İlk denememizde tam adayı istediğimiz değil, sonucu alamadık ama tam bu ilk prototipimiz. Üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Mimikler yapmaya başlıyoruz ve yine aynı yapay zeka görme sistemleri, dinle, ses algılama sistemleri mevcut. Bunlar konuşuyor mu aralarında şimdi adayı? Evet, ikisi arasında Türkçe konuşuyorlar. Karşılıklı ses algılayabiliyorlar. Evet, algılayabiliyorlar. Normal insan dillerinin karşılıklı konuşabildiğini, iki robotun da konuşabildiğini gösteriyoruz aslında. Ada serimizi zaten gördük, tanıdık ama ada serimizin daha farklı versiyonları da var. Ada GH5, Ada GH6 dediğimiz daha uzun boylu, broşür dağıtabilen, tepsi taşıyabilen, çeşitli hizmetler yapar, daha farklı hizmetler yapabilen, kolu daha esnek, altı eksenli kola sahip olan ada serisi bu robotlarımız var. Bu üç eksenli kolu biraz daha basit işlerde rol alabiliyor. Ada GH serisi daha karmaşık, birazcık daha detaylı işlerde rol alabiliyor. Arat serisi dediğimiz... Biliyor musun? Evet, yürüyebiliyor. Yalnız burada da biz yürüme üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Şu an birazcık statik yürüme var. Daha dinamik bir yürüme sisteminize, hocamızın da biraz önce bahsettiği gibi. Daha dinamik, ataleti kontrol eden bir yürüme sistemi. Ağırlık merkezinin iz düşümü tabanlı denge sisteminden bahsetmiştim. Bunun ondan olduğunu ben görebiliyorum. Doğru, aynı dilden konuşuyoruz zaten. Doğru, kesinlikle. Bir konuda. Ama şu anda üzerinde bir IMU dediğimiz ataleti kontrol edebilen bir sistem var. Nerede yapıyorsunuz? Biz Türkiye'nin ilk hatta dünyanın da birçok yönünden ilk insansız robot fabrikasını kuran bir firmayız. Konya'da firmamızın yeri. Şu an 160 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Süper. Hem yazılım hem robotik tarafına. Ve ayrıca da iş ortaklığı yaptığınız başka yazılım firmaları var. Farklı partnerlerimiz de var. Tabii farklı partnerlerimiz de var. Hızla gelişmeye devam ediyor tabii ki. Arat üzerinde duruyoruz ama... piyasada farklı yönlerde açıklar da oluştuğunu gördük. Yani collaboration robot dediğimiz özellikle cobot denilerek de anılıyor. İşbirlikçi robotlar sanayide, endüstride ciddi anlamda talep olmaya başladı. Ve bu robotların fiyatları çok yüksek. Yani çok yüksek derken herhangi bir sanayici çok rahat bunu alamayabiliyor. 25 bin dolar da var, 500 bin, 600 bin dolar da var. 20 bin dolarlardan başlıyor. Başlıyor, evet. Yaklaşık başlıyor ki ciddi bir rakam. Biz Almanya'nın en büyük robot firması Çinliler aldı mesela. Çin'in bu konuda bir hakimiyeti oluşturdu. Evet, şu an Çin, Japonya bu konuda zaten teknoloji topluyorlar. Evet. Boston Dynamics dediniz mesela, onu Japonya satın aldı, SoftBank satın aldı. Öyle mi? Google'daydı en son, Google'dan sonra SoftBank'a geçti. Google'da biliyorum. Ki Japonya, yani SoftBank dediğimiz firma, çok daha önemlisi ARM dediğimiz bu mikro işlemci firmasını satın aldı İngiltere'den. Bütün akıllı cihazların içerisinde bulunan mikro işlemcileri. Yani Japonya bir anlamda dünyanın teknolojisini kendi bünyesinde toplamaya başladı. Bugün küçük yatırımlar bence o. Milyar dolarlık yatırımlar ama yarını gördükleri için küçük yatırımlar. Biz o ölçekte henüz değiliz ama ülke olarak olmayacağız anlamına gelmez. Bu collaboration robot dediğimiz cobotlar herhangi bir işe adanabiliyor. Örneğin CNC'den bir parça takma çıkarma, bir turunçgiller fabrikasında işte farklı şeyleri seçme, yerleştirme, kasaya doldurma, ayıklama gibi birçok işlemler yapılabiliyor. Bu çok rahat, basit bir şekilde programlanabilen robotlar. Bu robotlar biraz önce belirttiğimiz gibi 20 bin dolar civarlarındayken biz bunu onda bir fiyatlarına yaklaşık mal etmeye başladık. Bu da çok çok önemli bir nokta. Çünkü robotun o hassas dediğimiz boşluksuz, herhangi bir noktaya tam olarak işte 0.1 milimetre tekrarlanabilir kabiliyetiyle odaklanmasını sağlayan redüksiyonlu motorları biz kendi bünyemizde üretiyoruz. Tüm kart sistemleri, yazılım sistemleri kendi bünyemizde üretiliyor. Sanayimiz için önemli bir gelişim olduğunu düşünüyorum. Bir de çalışmış olduğumuz PNCR dediğimiz bizim tarım robotumuz var. Tarım konusu çok hassas, önemli bir konu. Hani biz işte tarım ülkesi miyiz, sanayi ülkesi miyiz, teknoloji ülkesi miyiz? Biz bunu tartışıyoruz ama bence böyle sınıflandırmalarda çok gerek yok. Bugün tarımda da yüksek teknoloji gerekiyor. Eğer tarımda yüksek teknoloji kullanmazsanız hani 40 derece sıcağın altında çapa yapar bulursunuz kendinizi. Ve hiç üretemezsiniz. Veriminiz çok düşük olur. Bunu Hollanda örneğini herkes her zaman verir. Konya'nın yüz ölçümü kadar bir ülke, dünya tarım ihracatında ikinci sırada. Birinci Amerika ise ikinci. Türkiye'nin yeri bile yok ihracat, tarım ihracatına baktığımız zaman. Bu anlamda tarımda yüksek teknoloji kullanmak zorundayız. Biz bununla ilgili bir robot geliştirdik. PNJL dediğimiz robotumuz ki ilk ürünlerimizden aslında. 2011'lerde ilk prototiplerimizi çıkardık. Yani 8-9 sene önce çıkardık. Ancak DGPS dediğimiz uygulama Türkiye'de henüz yok. Yani ne demek o? Diferansiyel GPS. Yani konumunuzu bilme. Hı hı. Uydudan, arsada nerede çalışıyorsunuz, arazide nerede çalışıyorsunuz? Şu an cep telefonlarına baktığımızda sizin konumunuzu az çok biliyor ama bu ne oluyor? 20 metre, 30 metre, 40 metre sapmayla bilebiliyor. Bu da tarımda uygulanabilir bir şey değil. Çizgide
2-3 santim, bilemediniz 5 santim hata tarımda kabul edilebilir. Dolayısıyla DGPS çalışması henüz ülke genelinde ya da bir devlet politikası olarak yürütülmüş değil. Biz bu konuda kendimiz lokal GPS'ler oluşturmaya başladık. En azından bir alanda, herhangi bir alanda, dar alanda robotumuzun artık 2-3 santime kadar nerede olduğunu bilecek bir altyapı geliştirdik. Bu belki ilk planda arazide uygulanmayabilir ama farklı amaçlarda bir havalimanında uygulayabilirsiniz, bir AVM'nin içerisinde uygulayabilirsiniz, çalışma alanlarında uygulayabilirsiniz ki hizmet vereceği noktada 2-3 santim hatayla belki 5-6 santime kadar çıkabiliyor duruma ve ortamdaki sinyal yapısına göre de değişiyor bu. Robotunuzun nerede olduğunu biliyorsunuz. Ha, o noktadan sonra iş görüntü işlemeye kalıyor artık. Görüntü işlemede de benim değinmek istediğim bir nokta var. Şimdi biz insanlar aslında çok iyi gördüğümüzü ve algıladığımızı zannediyoruz. Ama biz aslında görmüyoruz. Biz daha çok kütüphane bilgisi kullanıyoruz. Yani şöyle, şuraya şu açıdan baktığımızda aslında bizim gördüğümüz beyaz bir şey. Ama biz neredeyiz şu anda? Stüdyodayız. Stüdyodaysanız bu beyaz şey A4 kağıdıdır diyoruz. Ama bir elinizde bir tane resim çerçevesi varsa ve dağların üzerinde o beyazı görüyorsanız diyorsunuz ki bu kar. Ya da bir bardağın içerisinde ise bu süt olabilir ya da ayran olabilir diyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir kütüphane bilgisi kullanıyorsunuz. Biz robotlardan ya da bu görüntü işleme yapay zekalardan şunu bekliyoruz. Baksın, hemen ne olduğunu anlasın. Bu mümkün değil. Dediğimiz gibi insanda da bir aralar bir televizyon programı da vardı. Bu insanlar nereye bakıyor ya da bu fotoğraf nedir? Dar açıdan, geniş açıdan aynen bakıldığı zaman algılamanız bambaşka mümkün değil. Dolayısıyla kütüphane bilgisiyle artık ne diyelim, hafıza birimlerinin gelişmesiyle terabaytlar düzeyini geçmeye başladı. Onlar da kütüphane bilgisi edinecekler. Kütüphane bilgisi edinmeye başladılar. Bu da robotların, hocamız da biraz önce bahsetti, birçok noktada artık insanların önüne geçmeye başladı. Hepsinde değil. Bir insan gibi davranamayabiliyor ama artık insanları iyi görebiliyorlar, insanları iyi algılayabiliyorlar, duyabiliyorlar, yorumlayabiliyorlar. Kütüphane bilgisi kullanmaya başladılar. Yapay zekalar birçok noktada artık insanların üzerinde analizler gerçekleştirmeye başladı. Bugün sadece robot dediğimiz olay ya da robotik yazılım sistem dediğimiz olay mekanikle eşleşmiyor artık. Yani bir yapay zekadan beklenti bugün sadece mekanik sistemler de değil. Önümüzde seçimleri gördük. Bundan yaklaşık bir sene önce Japonya'da belediye seçimleri olmuştu. Orada bir belediye başkanı robotla birlikte şeye girdi. Dedi ki ben robotla birlikte bu şehri yönetmeye adayım. Artık yapay zekalar şehirleri yönetmeye de adaylar. Pek çok şey kullanıyor zaten. Şu an kullanılmaya başlandı. Aslında bakarsanız çok böyle abartılacak ya da farklı açıdan bakılacak bir durum da değil. Bu bir İVA dediğimiz bir istatistiksel veri analizi. Aynen. Bunu ne kadar yapay sinir ağlarında farklı şeylerle yorumlayabilirseniz o kadar güzel sonuçlar çıkartabilirsiniz. Bir şehir yönetmek için de insanların ne istediğini önce biliyor olmanız lazım. İnsanların ne istediğini bugün 15 milyon insanın yaşadığı bir şehirde öğrenmek bayağı o kadar zor, da kolay bir şey değil, çok zordur. Ama bazen bunu bir insanlar ne istediğini bilmeyebilirler ama onlardan önce bilmek lazım belki de. Evet, evet. Yani ama eğer siz nerede geziyorsunuz, ne alışveriş yapıyorsunuz, paranızı nasıl harcıyorsunuz, bugün nerelerde zaman tükettiniz, en son hangi hastaneye gittiniz, hangi eğitimleri aldınız, bunların hepsini bir arada tutan ve bunları analiz eden bir sistem olursa bu şehirde yaşayan insanlar nasıl mutlu olur sorusunu en iyi artık yapay zekalar cevap verebilir. Kesinlikle. Bu konuya da iyi. Ben mesela siyasetin uzun vadede yapay zekanın alanı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. Çünkü akrabası yoktur ki kayırsın, oğlu kızı bilmem nesi yoktur ki ona öncelik tanısın, arkadaşı yoktur, bir şey yoktur. Toplumun paraya ihtiyacı yoktur ki yolsuzluk yapsın falan, değil mi? Evet, yok, evet. Şahane bir şeydir yani yapay zeka siyasette. Aynı zamanda çalışmalarımızdan bahsetmemizi istediniz. Ben biyomekaniğe de girmek istiyorum. Şu anda bize bu konuda da çok soru geliyor. Yani biyomekanik ne? Biyomekanik yani insan uzuvlarını aslında bir anlamda biz taklit ediyoruz. Neden evet taklit ediyoruz? Hocam çok güzel açıkladı. İnsana hizmet etmesini istiyoruz. Ergonomi uygun olması lazım. Yani robotun eli insan eli gibi olması gerekir ki bu bardağı rahatlıkla tutabilsin, kalemi tutabilsin. Merdivenleri rahat çıkabilmesi için insan bacakları gibi, ayakları gibi ayaklar yapıyoruz. Dolayısıyla bir anlamda insanın aklına şu soru da gelmeye başlıyor. Siz bu uzuvları insanla birleştirirseniz ne olur? Ki bunlar üzerinde dünyada da araştırmalar yavaş var. Çeşitli sensörlerle artık... Bir çocukken vardı canım, 6 milyon dolarlık adam diye bir tane şahane dizi vardı. Yarısı, evet, evet, evet. Biraz o zaman bilim kurgu gibi görülüyordu ama şu anda gerçek uygulamaları başladı. Sinir uçlarından ya da kas uçlarından aldıkları sensör bilgilerini biyonik kollara, biyonik bacaklara aktarabiliyorlar. Geçen gün üniversitede dolaşırken böyle bir çalışma gördüm orada. Bayağı bir el yapmışlar ve bir ufak bir aparatı var, sinir uçlarına bağlıyorlar. Zihinsel şeyle kullanabiliyorsunuz. Ben belki çok özür dileyerek konu geldiği için bir şey söylemek istiyorum. 10 yıl kadar önceki teknolojiden bahsediyorum.
bir maymunun beynine elektrotlarla girip kolunu da kımıldayamayacak hale getirmişler. Evet. Bir süre sonra eklenen robot kolu kullanabilmeye başlamış. Tabii ki çok da çok üst düzey bir çalışma. Yakında konan bir yemi acıkınca da o dürtüyle de bir süre sonra kontrol alıp yiyebilmeye başlamış. Ki bunlar geleceğe yönelik olarak çok ipuçları veriyor. Evet. Türkiye'de yapay kalp yapıldı. Bu çok büyük bir ilerleme tıbbi açıdan. Yani artık biz bir şeyleri tartışıyoruz ama bilim tartıştığından bir şeyler doğurmaya çoktan başladı. Yapay kalp bugün insana takılabilir, kullanılabilir boyutta şu anda. Kalp pilinden bahsetmiyorum. Yapay kalp her şeyiyle sistem çalışabiliyor. Ve bunu Türkiye'de bir hocamız gerçekleştirdi. Önemli bir buluştur. Göz yapılmaya başlandı. Yani kamerayı göz olarak kullanabilmek. Gözlerini tamamen yitirmiş bir insanın beyin uçlarına takılarak şu an net görme değil ama noktalar şeklinde ya da süliyet diyelim böyle çok belirgin olmayan bir şekilde karşıyı görmeye başladı. Bu bugün. Yarın belki gözden daha ileri nitelikte görebilecek kameralar olmaya başlayacak. Kulaklar keza öyle hiç duymayan insanı artık sinir uçlarıyla duyurmaya başladılar. Ve anlamlı hale getirmeye başladılar sesleri. Sensörler anlamında da bilim ilerlemeye devam ediyor. Peki Özgür Bey, bir de bir şey daha var. Sizin ilgilerinizden bilmiyorum. Nanorobotlar diye bir şey var. Evet. Yani çok küçük robotlar. Bunların bazıları tekil çalışan, bazıları ise karıncalar gibi bir blok halinde, bir bütün halinde bir organizma gibi çalışan. Bu alandaki şeyler neler? Gelişmeler veya beklentiler ve sizin çalışmanız var mı? Ya da biz nanorobotlar konusunda çalışma yapmıyoruz. Ama nanorobotlar konusunda dünyada da yapılan birçok çalışma var. Henüz verimli hale gelmiş ya da uygulanabilir noktaya gelmedi. Ama daha çok tıp alanında uygulama yapılmaya çalışıyoruz. Evet, özellikle damarlarda gezme. Çok küçük boyutta robotlar ama kontrol edilebilir. Askeri alanda da var bazı çalışmalar. Askeri alanda robotlar var. İnsanı öldüren robotlar dahi yapılıyor yani nanorobotlardan. Tek ateş edebilecek ama hedef saptırmayan. Bunun gibi birçok örnekler var. Dediğiniz gibi arı kolonileri biyomimik olarak onlar örneklenerek alınıyor. Hem birlikte hareket edebiliyorlar, birlikte görev tamamlayabiliyorlar, bir araya gelebiliyorlar ya da bireysel olarak da davranabiliyorlar. Ama sizin bunlara bir şeyiniz bizim yok. Nanorobot sizin var mı hocam bunda gibi çalışmanız? Üniversitemizde mikrorobotik üzerinde çalışılıyor. Nanorobotik, mikrorobotik diye bu iş sınıflandırılarak gidiyor. Nanomikrodan daha ufak. Nanomikrodan daha ufak. Damarlar içinde gidip ilaç taşıyıcı uygulamalarından ya da işte oradaki belli tamiratları yapacaklar. Bahsediyoruz. Öncelikle onların araştırma safhasında yine ona demek gerekir. Çünkü bu mini nanorobotları damarlarınızda neyle kımıldatacaksınız, istediği yere yönelteceksinizin çözümü üzerine çalışılıyor. Bizim mikrorobotik çalışmalarımız mikroskop altında çok küçük hareketler yapabilen robotlar düşünün. Robotun kendisi mikro olmak zorunda değil mikrorobotikte. Ama yaptığı iş küçük cisimleri itmesi, bir sıraya dizmesi vesaire. Bu da mikrorobotik yine. Çünkü uğraştığınız cisimler mikro. O tarzda görüntü işleme eşliğinde çalışmalarımız üniversitemizde var. Türkiye'de bunlar yapılıyor yani. Bunlar yapılan şeyler. Sabancı Üniversitesi'nde bu konuda bayağı çalışma. Başka üniversitede var mı? Birçok üniversitede robotik kulüpleri var, robotik laboratuvarları var ve çalışmalar yapılıyor. Çok yerde var. Bu tür çalışmalar. Hem öğrencilerin bununla ilgili kulüpleri var, hem kuluçka merkezlerinde bunlarla ilgili bir takım lisans küçük şirketler falan var. Arkadaşlarınız var birçoğu çalışmalar yapıyor. Robot kulüpleri birçok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu da alana giriş açısından öğrencileri motive edici özellik taşıyor tabii ki. Bahsettiğim mikro robotik çalışmalarını ben biraz daha akademik zorluk taşıyan projeler olarak görüyorum. Mustafa Ünal hocamız var Sabancı Üniversitesi'nde bu tür çalışmaları yapan. Mikroskop da işin içine, bütün optik yapı da işin içine giriyor. Küçük cisimleri çalıştırıyoruz. Önü açık bir alan. Fakat benim anladığım kadarıyla bununla ilgili böyle bir evrensel denetim mekanizması falan yok. Yani böyle hani hayal edildiği gibi işte bu robotlar çok denetim altında olacaklar, işte belli kurallar falan, böyle bir şey yok. Herkes kafasına takılıyor. Kısmen var diyebiliriz. Yani Avrupa parlamentosunda oluşan bir grup var. Stop the Killer Robots.
özellikle otonom robotların savaşlarda kullanılmasını engellemek için. Hatta Avrupa Parlamentosu'nda iki tane sandalyeler var. Ama sizin akıncı gelip bana bir tane patlatabilir yani, onu engelleyemiyor. Robot şey kanunları konusunda henüz dediğiniz gibi bir kesin gerçeklik yok. Yani robotun bugün hata yapması durumunda bunu bir makine olarak mı yorumlayacağız? Bir iş kazası mıdır bu? Üreten firma mı sorumludur? Eğiten kişi mi sorumludur? Birçok detay var orada. Ya da bunu kışkırtıcı olarak siz mi sorumlusunuz? Türkiye'de bu anda hukuki altyapı hiç yok zaten galiba. Dünyada yok diyebiliriz. Dünyada da çok az. Dünyada yok diyebiliriz. Bu dönemlere göre olacaktır. Yani bu gerçekten çok akıllı bir robotsa aslında karşısındaki kışkırtıcı sorumludur. Yani normal çok yakın zamanda insan ve robot davaları da görülmeye başlayacak. Şimdi mesela bu anda beni zarar davet edebilir mi? Mesela hakaret ettim diye az önce diyorsun. En azından şimdilik psikolojik diyelim. Biliyor. Şu an o mutlu. Evet. Bana kızmıyor. Ona söylediğini başta söyledim. Şimdi döverdi beni. Peki sağ olun. Gurur duyduk. Çok güzel işler yapmışsınız. Üniversitemize de gurur duyuyoruz. Şu an işler. Hocam elinize sağlık. Eksik olmayın. Biz de anlatmaya çalıştık. Dilimizin döndüğü kadarıyla ve anladığım kadarıyla sordum. Çok teşekkür ederim. İnşallah büyük bir hata yapmıştım. Ne dersiniz Berin Hocam? Gayet güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Size başarılar diliyorum. Memlekette böyle şey, yani memleketin Türkiye'nin böyle abuk sabuk tartışmadan ibaret olmadığını bu pazar akşamında gösterebiliyoruz. O çok hoşuma gidiyor. Yani en önemli dediğim şey yani burası böyle kısır siyasi tartışmaların yapıldığı, abuk sabuk insanların birbirine hakaretler yağdırdığı, suçladığı, eleştirdiği bir yer değil. İnsanların kendi kendilerine, hatta bazen devlete rağmen, bazen devletle beraber ya da işte devletin kurumlarıyla beraber iyi işler yapma imkanları bulduğu, hani küçük küçük de olsa nüfusumuzu oranla, Türkiye'nin büyüklüğüne oranla, tam istediğimiz düzeyde olmasa da yine de bir şeyler var değil mi? Evet. En azından umut var. Bu akşam. Umut var. Evet. Her zaman umut var. Evet. Umut her zaman var. Umut gençlerde. Evet evet, gençlere bayılıyorum hocam. Hiç dünya umurlarında değil. Yani bu tartışmalar falan hiç var ya, yani iplemiyorlar bile bunu. Öyle ya. Onlar bambaşka bir dünyada yaşıyorlar. Aslında orada bir karışıklık var. Şöyle ki bir bölüm öyle belki ama bir bölümde cidden internetin vermiş olduğu eğitimle yeni nesil belki kendini farklı bir şeye kaptırıp gidiyor. Ama bir tarafta her şeye erişebiliyor. Biz gidip kütüphaneden zorla bulurduk. Evet. Bilgiye erişmemiz çok zordu bizim. Şu anda bir saniyede erişebiliyoruz. Aynen, bir avantajları var. Ama bunun gerçekten kullanan bir nesil gelişiyor ve emin olun birçok noktada bizim kuşağımızı çoktan sollamış durumdalar. Ve doğru şekilde aynen kullanılırsa önümüze de geçeceklerdir. Bu çocukları kim anlıyorsa gelecek onu. Bu çocukları kim anlamıyorsa kesinlikle gelecek. Doğru yönlendirmelerle. Peki sağ olunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.